Dört fazla mı değildi? Piyaya çıkaralım. Elhamdülillahi lezî hedâna li hâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bil hak sallû alâ rasûlinâ Muhammed Allah sallû alâ tabîb-i kulûbinâ Muhammed Allah sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed Allahümme sallî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Eûzu billâhi es-semî'il alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi eûzu bike min hemezâtişşeyâtîn ve eûzu bike rabbi en yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lâ tü'tü s-süfehâe emvâlekum illetî cealallâhu lekum kıyâmen verzukûhum fîhâ ve kisûhum ve kûlû lehum kavlen ma'rûfâ. Sadakallahu al-azim, Allahümme enfa'na bil-Qur'an al-azim ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin, estağfirullah al-hayyel kayyum. Hassantukum bil-hayyel kayyum, illezi la emut ebeda ve defa'tu ankum s-su'e bila havle ve la kuvvete illa billahi al-aliyyil azim. Geçen dersten bazı yerler kaldı. Kaçıncı farz idi? 48 miydi? 48. farzda ne beyan edildi? Sefihlere mal vermemek. Mallarınızı sefihlere vermeyin. Önemli bir konu. Hepimizin başında olan bir konu. Geçen çarşamba gün bir toplantıda idim, yani misafir olarak davet edildim. Önemli insanlar vardı, eski yani tabii. Bürokratlardan vesaireden, emekli olsun, iş adamları vesaire. Bu 54 farz meselesi işte, sohbetleri soruyorlar. Nerede yapılıyor, ne oluyor işte. O arada bu meseleyi söyledim. Yani şimdiki derslerimiz 54 farzla alakalı gidiyoruz. İşte son dersimiz neydi? Sefihlere mallarını vermemekle alakalıydı. Deyince yani çok işçi çalıştıran adamlar var orada. Efendim bakanlık yapmış adamlar var. Bayağı insanlar vardı. Şaşırdık aldılar. Yani bu mesele, yani İslam'da var mı? İslam'da böyle bir şeye temas edildiği, ayet-i kerimede geçtiği, Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiği, ne kadar önemli bir husus olduğu falan. Yani hakikaten sade namaz abdestten ibaret zannedilmemeli bu İslamiyet. Bu İslamiyet dinimiz içinde, dünyamız içinde, ahiretimiz içinde bize lazım ve elzem olan bütün meseleleri bildirmektedir. Bu İslamiyet'ten bir şey kaçmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın dinidir. Allah-u Teala yaradan bilmez de kim bilir. Ona uyursa, onun kitabına uyursa, Kur'an-ı Kerim'e göre yönetim olsa hiç bela olmaz. Hiç aksama olmaz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Fakat Hazreti Kur'an'ın emirlerinden
uzak duruldukça fitne, fesat, kargaşa, mali düzen bozuluyor, ekonomik düzen bozuluyor, sıhhat düzeni bozuluyor, efendim, aile huzur düzeni bozuluyor, efendim anarşi, terör baş gösteriyor. İşte ben hepsi Kur'an'dan uzak kalmanın belasıdır. Onun için bizim derslerimizde ayet-i hadis esastır. Hangi derse gelseniz ya ayet-i kerime okunur, ya hadis-i şerif okunur. Mutlaka Rabbimizin beyanlarından yola çıkılarak, onun üzerine tabi tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuftan da derlemeler olarak dinimizin esasları ve temelleri konu ediliyor. Herkesin bu ilimlere ihtiyacı var. Profesör de olsa, doçent de olsa, doktor olsa, mühendis olsa, mimar olsa, vekil olsa, kaymakam olsa, vali olsa, bakan olsa, efendim, reis-i cumhur olsa, herkesin Kur'an'ın ve tefsir hadisin bu derslerin ilimlerine ihtiyacı var. Çünkü Rabbinin kelamı bu. Ben okurum anlarım. Okumakla anlaşılmaz. İlla ne lazım? Üstad lazım. Hoca lazım. Çünkü meali açsan okusan bu ayeti, bu manaları benim anlattığım geçen iki saate yaklaştı. O da yarısını yapabildik ayetin, yarısı kaldı. Ayette iki satır, yani bir buçuk satırlık ayet. Çok da uzun bir şey değil. Bir iki saate yakın konuştuk, yarısını yapabildik yani. Sen mealden nasıl çıkaracaksın bu manaları? Dün birisi diyor işte, efendim benim diyor, meal, bu kadar çok meale ne lüzum var işte, ben meal bir tane yeter ve ben mealden anlarım falan filan. Ne anlarsın dedim sen mealden? Hocaya lüzum yok. Nasıl hocaya lüzum yok? O zaman sen ne yap? Git efendim, İngilizce biliyor musun? Biliyorum. Onu da tam bilmiyor ya işte, çat çut biliyor. Ondan sonra aç tıp kitapları, bu doktorların kitaplarının çoğu lafları, terimleri, tabirleri nece? Latince mi o? Latince. Mesela Latince bilen adam. Latince ne demek ya? Yunanca mı demek? He? He? Yani eski Yunanca. Yani böyle bir dil var he? Ya bu tıp şeyleri o öyle yazıyor mesela. Zaten gibi ecza şeylerin, ilaçların içine de bir şey koyuyorlar. Doktor zor anlıyor onu. Biz ne anlayacağız onu? İlaca alışıp bakıyorsun. Hiç bir kelime, iki kelime ya Türkçe geçiyor, geçmiyor. Böyle ararsın şeyle. Herhalde onu doktora yazıyorlar. Bize niye yazıyorlar? Biz bir şey anlamıyoruz ki ondan. Doktor da zor anlıyor. Efendim, ne diyeyim şimdi? Ben Kur'an'ı anlarım. Mealden anlarım. Meal, efendim, okurum, anlarım. O zaman Latince biliyor musun? Biliyorum mesela. Al şeyi, tıp kitabını aç, oradan anla bakalım, doktor ol. Olamam. Mimarlık kitaplarını oku, mimar ol. Sana köprü yaptıranın vay haline. Yani hiçbir meselede hocasız olmuyor, üstadsız olmuyor. Kimse bir yerde ders görmeden bir kitap okumakla doktor şeyi alamıyor. Efendim, profesör unvanı alamıyor, mimar olamıyor, mühendis olamıyor, hiçbir vasfı olamıyor. İlla mektebini görecek, o işin ehlinden, hocalarından öğrenecek. Öyle değil mi şimdi? Ama Kur'an'a geldi mi herkes Kur'an hakkında konuşmaya yetkili. Herkes, cahil, cühela, hepsi Kur'an hakkında konuşmaya yetkili. Yani ben meali alırım elime, ayetlerden anlarım. Ya nasıl anlarsın? Sahabe anlamadı ya. Sahabe Arap olduğu halde anlamadı. Sen Arap da değilsin. Arapça bilsem anlarım. Ne Arapça biliyorsun? Sen Arapça efendim, diyelim ki Türkçe terimleri, yani lügat manalarını Arapçanın anladın ettin. Sarf okumadın, nahiv okumadın, mani okumadın, beyan okumadın, bedi okumadın. Bunlar nedir? Daha adını bile bilmiyorsun bak. Mani nedir? Beyan nedir? Bedi nedir? Bunlar tefsir ilmi, bunlara dayanıyor. Arap edebiyatı nedir? Fesahat nedir? Belagat nedir? Biraz söyledim. Ha, öyle mi diyor.
Daha fesahat nedir, belagat nedir? Yani edebiyat, edep kelimesi de Arapça, edebiyat da Arapça, hep Arapça'da. Bunların ihtisasları var. Bu ayetten ne mana çıkar, bu kelimeden ne mana çıkar? Nereye dokunuyor? Hiç bunlara bakmadan işte o ne dedi bir tanesi? Çarşaf ayetinde Rabbimiz ne buyuruyor? Efendim baş örtülerinizi, kımarlarınızı vel yadribne bi humurihinne ala cuyubihinne yakaların üzerine baş örtülerini yakaların üzerine salsınlar. Bu baş örtüsünden maksat nedir? Çarşafın üst tarafı yani. Çünkü yakalarını kaplayacak. Adam da ne diyor? İşte gerdanlıkları çalınmasın diye diyor. Yakasına, gerdanlığın üstüne bir fular taksın. İşte dekan, profesör ilahiyatta. Şimdi bu, böyle mana verir adam. Hiçbir manadan anlamıyor ki. Efendim, humur nedir, himar nedir, başörtüsü ne demektir? Efendim, başörtüsünden maksat yakaların üzerine diyor, ala ile kullanılıyor. Ala, yani yakaların üzerine salsınlar nedir? Bunun maksadı nedir? Tefsirler buna ne mana verdi? Tefsirler nereden aldı? Sahabeden, bütün müfessirler kimden almıştır? Sahabeden yani, meşhur müfessirleri söyleyeyim sana. İkrime radıyallahu anh, Ebu Cehil'in oğlu değil. O da sahabedir ama o başka. Bu o sahabe çünkü. Bu İkrime tabiindendir. Sahabe değil. İkrime kimden alıyor? Diyelim İbn Abbas'tan alıyor. Mücahit. Bunlar meşhur isimler. İmam Mücahit. Sahabe değil. Kimden alıyor? Sahabeden alıyor. Yani diğer tefsirler öyle sırayla geliyor. Sahabe kimden alıyor? Muhammed Mustafa'dan alıyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yoksa Ebu Bekir Sıddık olsa Kur'an'ı çözemez. Yani peygambersiz çözemez. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nasıl çözecek? Ekimus sala. Salatı ikame edin. Salat nedir yani? Arapçada dolu manası var da yani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali Rıdvanullah aleyhi mecmain. Diyelim ki 5-10 bin tane de en akıllı sahabeyi koyalım. Arap lügatını, Hicaz lügatını, kabileler, Kureyş, işte Yemen, esas Arap'ın aslı Yemen. Bütün lügatları da bilen sahabeler var. Eşariler mesela. Yemenlidir, Ebu Musa el-Eş'ari'si falan. Hepsini toplayalım. Otursunlar bir meclis kursalar. Yani en ileri gelen dehaları var, zekalı, Amr ibn Asları var, Hazreti Muaviye'ler. Ya bunlar çok zeki insanlar. Lugata vakıf, şuna vakıf. Onu. Hazreti Ebu Bekir zaten tamamen edebiyata, lugata, nesep ilmine, her şeyi bilen bir zat. Okuma yazması da olanlardan. O zaman okuma yazması olan az orada. Hepsi bir araya gelse, salat kelimesinin Arapçada kullanılan bütün lügatlarını tahlil etseler, acaba şu anda kıldığımız şu namaz olduğunu anlayabilirler mi? He? En fazla anlasalar ne çıkarabilirler? Dua. Bu duanın mahiyeti ne? Şekli ne şimdi? Bu dua nasıl yapılacak? Allah Teala dua edin. Yani beni hatırlayın da diyormuş. Birkaç grupta öyle çıktı şimdi. Böyle 5 vakit namaz yok diyor. Allah'ı hatırladın, bir an bir hatırlarsın, tamam oldu bitti. Niye? Salat duadır. Peki madem duadır, niye vakit koyuyor? Hayne tümsüğüne akşam olduğu zaman, ve hayne tusbihüne sabah olduğu zaman, ve aşiyyen ikindi vaktinde, ve hayne tuzurun öğlen vaktinde, niye vakit koyuyor? İnne salate kânet alel müminine kitâben mevkûte. Namaz vakitleri tayin edilmiş. Bu dua, o zaman dese ki şu şu saatlerde dua ederiz. Bir el açarız, tamam. Allah'ı hatırlarız. Peki efendim, ne olacak? Oldu mu bu namaz şimdi? Yine olmadı. Oldu dese bile ne olacak? Geçen gün, yine evvelsi gün biriyle bu konuyu konuşurken dedim ki peki, namaz zikirdir. Zikirdir, duadır diyelim. Salat zikirdir, duadır. Peki zikir ve duanın efendim yapılması için abdest şart mıdır? He? Zikir ve dua için abdest şart mıdır? Sübhanallah diyeceğim. Abdest şart mı ya? Değil. Allah'ın en sevdiği kelam, kelime kaç tane? He? Ehabbul kelam ile Allah. Allah'ın en sevdiği kelime kaç tane? Erba'un. 4 tane. Sübhanallahi. Velhamdülillahi. Ve la ilahe illallahu. Vallahu ekber. Tesbih, hamd, tevhid, tekbir. Tesbih namazını kıldığımız şey.
Allah'ın en sevdiği kelime, kelam, dört tane diyor hadis-i şerif. Ha, peşine ne diyor? Cünüp bile bunlardan müstahni değildir. Ne demek? Cünüp halindesin, yıkanmaya vaktin var veya bekliyorsun, akıntın duracak veya çok yorgunsun, namaz kaçmıyor, bir yarım saat, bir saat istirahat edip kalkıp yıkanacaksın mesela. Bunlar caiz şeyler. Ama o arada da diyor, Sübhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, desin mi? E diyecek tabii daha. Bir de baktın, Ezra aleyhisselam geldi, hadi gidiyoruz. Ne yapacaksın? Ya ben cünübüm, 5 dakika dur, kusur edeyim. Seni bekler mi ya? E ne olacak o zaman? E cünübken de la ilahe illallah diyemeyiz. La ilahe illallah diyemezsek o zaman ne olur? Allah muhafaza. İmansız mı gidelim? Yani nereye dönüyor iş? Sen efendim cünüp gitmeyi bırak şimdi, mut gideceksin. E, la ilahe illallah desene de. Adam diyor ki ben abdestsizim, büyük abdestim de yok. Onun için la ilahe illallah diyemem. O, la ilahe illallah gusül abdestiyle alakası var mı? Namaz abdestiyle de alakası yok. Her zaman denir mi? Denir. İmanı yetiştireceksin ya. Yani sadece ölürken demiyorum. Normalde de cülüp bile olsa diyor zikirsiz durmamalı. Yani zikir serbest, zikir edilmeli. Peki o zaman bu salat duadır ve zikirdir işi çürüyor. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tatbikatından çürüyor. Neden? E beş vakit bildiğimiz rükûlu, secdeli bu namazı kıldı. Buradan anlaşılıyor. Onu da bıraksak Kur'an'dan anlaşılıyor. Nereden anlaşılıyor? Ya evledîne âmenû idâ kuntum ilâs salâ. Ey inananlar, namaza kalktığın zaman, namaz demeyelim ona şimdi. Namaz Farsçadır. Salat, Kur'an'daki kelimeyi konuşalım. Salata kalktığınız zaman, bir de bak kalktığınız zaman oradan ne anlaşılıyor? He? Ha, dua ve zikir için ayağa kalkmak lazım mı? Değil. Efendim, ve kumu lillahi kan. Allah için kunut yaparken kaim olun. Bak ne anlaşılıyor? Ayağa kalkın. Öbür ayetlerde ne anlaşılıyor? İrka'u, rükû eylin. Vescudû, secde yapın. Bu secde ayeti değil. Şafi'ye göre secde ayetidir de Hanefi'ye göre değil mesela. Hac suresindeki. Peki rükû secde var mı Kur'an'da? Var. E namaz, dua yaparken falan böyle rükû eğiliyor musun? Secdeye kapanıyor musun? Yok. Dua oturduğun yerde yaparsın. Arabada da yaparsın. Her yerde yaparsın. Anlıyor musun şimdi? Ha, nasıl çöküyor davaların, sapıklıklar nasıl belli oluyor? Salata kalktığınız zaman kıyamdan fevsilû vücûkum, ellerinizi yıkayın, ve yedeykümel merâfik, kollarınızı dirseğe kadar yıkayın işte, vemsahû furûcûkum, yüzlerinizi yıkayın, başınıza mesverin, ve arculekum lel kâbeyn, ayaklarınızı topuklara kadar, topuklar dahil yıkayın. Dua ve zikirde böyle bir şart var mı? Ama salatta, salata kaim olacağınızda böyle yapın. O zaman ne anlaşıldı? Anlaşıldı ki salat ne değil? Senin bildiğin gibi Allah'a bir hatırla geç değil. Öyle elini aç, kapat, yüzüne sür, bitti değil. Salat ne? İşte ne? Ebu Bekir Sıddık dahil bütün sahabe toplasa, 1000 sene düşünseler, bütün Arapça edebiyatlarını da ortaya koysalar, lügatlarını, ilimlerini, salat kelimesinin manasının bu bildiğimiz şekilde önünde abdest olan, işte el kaldırılacak, iftitah tekbiri, kıyam kıraat, rükû, sücud, içindeki şartlar, dışındaki şartlar, he? Böyle bir vazife olduğunu bulabilirler mi? Bulamazlar. Allah Teala onu nerede bildiriyor? Ayetlerde bildiriyor ama bu şeklini, mesela rekat sayısı ayetlerde de yok yani. Yatsının 4 olduğu yok Kur'an'da. Hep bunları neyle belirliyor? Hadis-i şerif de vahidir. Hadis-i şeriflerle bildiriyor. O zaman kimse ne demesin? Ben efendim ayet okurum, manasını anlarım, bu bana yeter demesin. Mutlaka ne lazım? Peygamber lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifler lazım. O hadis-i şerifleri anlayan, alan sahabenin beyanları lazım. O sahabeden alan tabiinin nakilleri lazım. Tabiin tebe-i tabiinden, zaten İmam-ı Azamlar da artık İmam Şafii'ler de tabiin, İmam-ı Azam Efendimiz kesin tabiinden de sahabe görmüş, diğer üç müştehit tebe-i tabiindir. Tabiin zaten o dönemde zaten müştehitler gelmiş yani var. Böyle olunca ne oluyor? Bu din bize kadar bu şekilde geliyor. Bu tefsirlerde de biz Ruhul Furkan tefsirini yazarken bütün bunları aldık mı? Aldık. Bu ayet-i kerime işte çıkan yerden tabii Nisa sureleri geçmişiz oraları ya. Tevbe suresinin sonuna doğru kaldıydık işte. Daha da el vuramadık. Allah imkanlar versin fazlaca. Ne yapalım ama iş ortada. Açıyorsun bir ayet-i kerimeyi, görüyorsun tefsirini. Şimdi bu tefsirleri, bunun da tabii hemen anladım deme.
Yani ben tefsiri açtım, tefsiri okudum, ben bu şeyi anladım. O da yine tam anlamına gelmez. Ne lazım? Sohbet lazım. Yani tefsiri yazdık ama, alın okuyun da dedik ama, yine de ne kadar alsanız okusanız, burada anlatıldığı kadar anlar mısınız? Anlamazsınız. Anlıyorsanız, açarız bir yer. Oradan okuturuz size. Efendim ne anladığınızı sorarız. Çalkalarız, çalkalarız, çalkalarız. Ne kadar yayık çıkar? Bakarız. Bir parmak zor çıkar. Ama bir sohbete başlıyoruz. Aynı ayetten iki saat neler çıkarıyoruz neler, değil mi? Çünkü başka ilimlerde birleşecek ve bir hocadan, üstattan öğrenilme şartı var. Biz Efendi Hazretlerimizden okuduk, işte Resul Hocamızdan okuduk, şu hocamızdan, bu hocamız, dolu da hoca gördük. Bu işler böyle efendim. Nasıl olsa Türkçe biliyorum, tefsirde Türkçe. İyi, Arapça biliyorum nasıl olsa, Kur'an'da Arapça. Gelin bana sorun ne sorarsanız. Böyle cahillik olur mu ya? Yani adamlar bu kadar eğitimini aldıkları halde sapıttılar. Yanlış manalar veriyorlar. Sen hiç bu işin eğitimini almadan nasıl mana vereceksin? Sizin işiniz dinlemektir. Dinlediğinizi kavramaktır. Kavradığınızı aktarmaktır. Ve ilminizle, bildiğinizle, anladığınızla amel etmektir. Sonra da amel ihlas ile Allah için has kılmaktır. Vazifeniz budur. Hepimizin vazifesi budur inşallah. Bu vazifeyi yerine getirmek üzere burada toplanıyoruz. Yani şimdi 15'te bir toplanıyoruz. Geçen hafta Perşembe Sultan Çiftliği'ne gittik. Tabii çok izdiham hanımlar gelince, şimdi burada hanımlar gelsin desek bu caddelere girilmez. Girilmez caddelere yani. Zavallı hanım kardeşlerimiz. İşte onun için radyo bir imkandır yani. Ne yapalım işte. Bak şimdi canlı yayın veriyorlar. Efendim, Rabbim sesimizi onlara ulaştırıyor. Bu fırsatlar yoktu eskiden. Şimdi bunların kıymetini bilmek lazım. Ama tabii onlara da geniş yerler, sohbet yerleri, imkanlar sunulur inşallah önümüzdeki günlerde. Büyük bir yerler tutulduğu zaman onlar da çağrılır ama yetişmiyor, yerler yetmiyor. Olsun. İlim ağızdan alınır. Hudül ilme mine fayrıca. İlmi erlerin, alimlerin ağızlarından alın. Bu radyodan dinlemekte canlı yayın olduğu zaman ağızdan değil mi? He? Yok ağızdan değil de şeyden, demirden. Vuruyor ya demirden. Bundan alınmaz. Caiz değildir. Niye değildir? Ham sofu ya. Ham sofu. Demirmiş. O da ağızdan alınacak bir şey. Ne alakası? Ne alakası? Yani sen şimdi efendim ben sana fetvayı vereyim sana. Eğer radyoda Kur'an okunsa, radyoda Kur'an okunsa veya internette veya şurada veya burada secde ayetine gelse, secde ayeti okunsa, bu secde vacip olur mu olmaz mı? Böyle hemen atıp şey etmeyin. Kiminiz olur dediniz, kiminiz olmaz dediniz. Halbuki ikisi de yanlış. Okunan canlı okunuyorsa o anda secde vacip olur. Kayıttan okunuyorsa vacip olmaz. Anladın mı şimdi ne diyorum? Şimdi ben burada konuşuyorum. Sen de oturmuşsun şu anda dinliyorsun. Ben de burada canlıyım. Bak tık tık yapıyorum ha. Mesajı alıyor musunuz? Yani kandırılmıyorsunuz. Bak tık tık. Ses geliyorsa tamam. Kayıt değil yani. Şimdi o zaman da derler ki tekrarını dinlemek caiz değildir. Böyle bir milletle karşı karşıyayız. Onun için tekrarı da caiz. Ben bu canlıyı niye söyledim? Yani secde bile ne oluyor? Canlı olduğu zaman secde bile vacip oluyor. Daha bunun ağızdan almanın ne farkı kaldı? Ha hafız yanında okumuş, ha oradan dinliyorsun. Canlıysa o anda okuyorsa, dünyanın kenar öte tarafında okusa bile secde yapman gerekiyor da. Anlasana ki bu canlı işte. Ağız yani. Şimdi derslere devam edilmek suretiyle, sohbetler bırakılmamak suretiyle çok ilimler kazanırsınız. Ama ömrünüz ne kadar yeter, benimki ne kadar yeter? Onu bilmem. Ama niyetimiz yeter. Ben ölünceye kadar bu dine size hizmet etmeye söz veriyorum. Siz de ölünceye kadar cemaati, sohbeti bırakmamaya niyet ediyorsunuz. Mevla bunu görüyor ve biliyor. Artık ne yapalım? Vademiz geldiğinde bize neye göre muamele edecek?
niyetimize göre muamele edecek. Yani öbür türlü 50 sohbet, 100 sohbete gelmiş adam bu dini tamamlayamaz ki bu kadar sohbette. Bu kadar ayetler, tefsirler, şimdi tefsir dersi başlamamız istiyor. Şu 54 farzı bitireceğim. Başından başlayacağız tefsire inşallah. Kur'an'dan hiç duymadığım bir şey kalmayacak. İnşallah. Bu lazım ama işte ben böyle gevezelik yapıyorum. Efendim bir konuya giriyorum, oradan dandana kuşu gibi atlıyorum oradan oraya, oradan oraya. Bir sohbette iki saat oluyor, bir ayet bitmiyor. Bu da, bunu da beğenmiyorum huyumu. Ama bunun sebebi kim? Sizsiniz. Neden? Kardeşim illa gülmek istiyorsunuz, şey yapmak istiyorsunuz. Uykunuz geliyor, ayaklanıyorsunuz, şey diyorsunuz. Ben bilsen ki bunlara ne anlatırsan dinlerler. Ben de dümdüz anlatırım. Ama ortada illa başka konulara giriyor. Güncele girmedin mi olmuyor. Efendim illa öbür türlü bakarsın cemaat 50-100 kişi kalır. Benim daimi cemaatim, neneler, dedeler gelirler. Tefsir okuyoruz. Bizim gençleri güldürmeden tutturamazsın. Şey demez. Kimi ağlamaktan hoşlanıyor, kimi gülmekten hoşlanıyor. Bazı da çok güldürüyor diye gelmeyen de var, ağlamak istiyormuş adam falan. Ne bazı benim laflarımda ağlanacak çok laf da var ama. Bazı ağlanacak haline gülen de var tabii. Enayi de çok. Ama biraz ben de derlenip toparlanırım. Siz de madem bu ilim yoluna gireceğiz, bu dersler böyle ilmi ders haline alacak yani. Ama arada tabii ki latife Efendi Hazretlerimizin sünnetlerindendir yani. Ulema meşayih latife yaparlardı. Çünkü neden? Milleti rahatlatmak için. Şimdi nereye geldik? Ahmaklara, beyinsizlere, aklı kıtlara, müsriflere, saçıp savuranlara, yani kar zarar hesabını tam bilmeyenlere diyelim, ne yapmayın? Mallarınızı vermeyin. Yani oğlun da olsa, baban da olsa falan, ne yapacaksın? Kontrollü, israfa yol açmayacak şekilde, çünkü mal sizin kıyamınızdır, ayakta durmanıza sebeptir, çok önemlidir. Din dünya saadeti mala bağlıdır. Mal olmadığı zaman fakirlik olur. Fakirlik Allah muhafaza, kâdel fakru yekûne küfrâ. Az kalsın, neredeyse fakirlik adamı kafir eder diyor hadis-i şerif. Niye kafir eder? Hele ki zenginlikten sonra da fakir olursa hepten kaybeder, kafası şaşır. Rızasızlık, itiraz, insanı kafir eder. Bir de ahir zamandayız, hemen hemen her şey nereye dayanıyor? Küllü şeyye tevekkafu ilel mangır. Her şey mangıra dayanıyor. Yani para olmadığı zaman da eskiden bir aile bağı, bir sıla-i rahim, bir aşiret mefhumları, bir akrabalık falan da vardı yani. Fakir de arada geçinirdi. Ama şimdi ne oluyor? Şimdi bu irtibatlar koptuğu için, kesildiği için maalesef adam açlıktan ölse komşusunun haberi olmuyor yani. Bundan dolayıdır ki mal önemli. Bu farzı okuyorduk. Bu hususta bazı rivayetler, bugün de size devam edeyim de bu dersi tamamlayalım çünkü önemli bir konu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte, demin adını söyledik, şimdi geldi bak, mübarek. Bilerek de demedim yani. Büyük sahabidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Selâsetün yed'ûnellâh felâ üstecâbülehum. Üç kişi var, Allah'a ne kadar da dua etse duaları kabul edilmez. Bakalım bu üç kişiden biri miyiz? Allah muhafaza. Racülün kânet tehtehu seyyedül huluk felemutallika. Bir adamın nikahı altında kötü huylu, ahlaksız bir kadın olsa, o da onu boşamasa duası kabul olmaz. Şimdi kötü huylu deyince herkes bizim karı da öyle demesin ha. Kötü huyludan maksat fahişelik. Burada bak. Ha. İşte şimdi burada lügat manası verirsen yandık. Herkes karısını boşamaya kalkar bu gece. Neden? Huluk ne demek? Huluk ahlak. Seyyye ne demek? Kötü. Seyyetül huluk, ahlakı kötü. İstediğin lügata bak, fahişelik çıkmaz. Ama mana ne? İşte burada ne lazım? Şarih. Nasıl ki tefsir Kur'an'ın şeyde ne deniyor? Müfessir deniyor. Hadis-i şerifleri izah edenlere ne deniyor? Muhaddis. Muhaddis peltekse. Hadis. Zaten hadis ne demek? Hadis söz demek. Efendim, febeyye hadisin ba'de yu'minun. Kur'an'dan sonra hangi hadise, yani söze inanacaklar? Kur'an'da da hadis kelimesi söz anlamında da geçiyor. Hadis söz demek. O zaman bizim konuştuklarımız da hadis mi? Hadis. Ama nasıl hadis? Şerefli mi, şerefsiz mi işte? Hadisi şerif var, bir de gayri şerif var.
Değil mi? Bir şerefli hadisler var. Bir de şerefsiz hadisler var. Yani bizim konuştuklarımız eğer ayetten, hadisten, dinden, imandansa o da şerefli olur. Ama gıybet, dedikodu, iftira, yalan, dolan, legalugaysa şerefsiz olur. Yani şimdi bu günaha da şerefli diyecek halimiz yok. Bir adamın nikahı altında huyu bozuk, yani zaniye, fuhuşla meşgul bir kadın olsa, bu da bunu boşamasa, bu adam ne kadar dua yapsa kabul olur mu? Olmaz diyor. Burada da bir izah getirmem gerekiyor. Çünkü nikahla ilgili kitaplarımda da yazdım. Tabii ki bunu zaten milletin, kimsenin midesi alır mı? Almaz yani, bizim Müslüman vatandaşımız olarak, örfümüz, adetimiz de olarak, fuhuş yaptığını hanımının bilen efendim birisi onu boşar, değil mi? Bizim şeyde böyledir. Bu doğrudur. Ama boşaması farz mıdır? Yani şart mıdır? Farz, farz diyemeyiz yani. Hani boşamıyorsa onunla yaptığı ilişki zinaya girer mi? Girmez. Çünkü onun nikahı var mı onunla? Var. Onun nikahı olduğu için onun muamelesi ne olmaz? Zina olmaz. Ama o kadının başkalarıyla yaptığı ne olur? Zina olur. Ama boşaması efendim uygundur. Tercih edilen bir şeydir. Fakat burada bir istisna vardır. Adamın birisi geldi yine. Yani adam da değil mi? Sahabeden yani. Dedi ya Resulallah, benim bir hanımım var. Eline kim dokunursa elini çekmiyor. Yani bu da tabii tokalaşma anlamında değil. Bu da demin bu dediğim manada. Anladınız mı? Ya tokalaşma zaten sahabede falan yoktu da, tokalaşmak caiz değildir. Asla caiz değildir. Fakat o tabir öyle geçiyor. La teruddü yede la misin? İnnel imraten, benim bir hanımım var. La teruddü yede la misin? Dokunanın elini geri çevirmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki tallika, boşa onu. Yani madem diğer erkeklerle böyle bir şey anlıyorsun, ilişkisi var, boşa onu. Bu sefer o da dedi ki korkuyorum. Neden korkuyorsun? Dedi boşarsam benim nefsim onun peşine düşecek, yani bırakmayacak onu, zinaya düşerim. Şimdi normaldeki hüküm nedir? Boşa onu. Ama o adamın ona özel bir takıntısı olup, onun nikahında şu anda, o kendi faydalanması zina değil. Ama özel bir takıntısı olup da sonradan da onun peşini bırakmayıp onu arayıp edip bulup yani zinaya düşecek durumdaysa, kendini, herkes kendini bilir. En iyi insan kendini bilir, değil mi? O zaman ne yapayım? Şimdi bu durumda fahişe bir kadını nikahında tutmuş oluyor, mekruh işliyor. Fakat boşasak ise, zina etse ne yapacak? Haram işleyecek. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Aslında kaide bu değil. Ama istemti'u biha. O zaman faydalan dedi. Ne diyeyim sana? Yani neden? Ehveni şer. Burada yine nikahlısın. Boşadıktan sonra nikahsız olacaksın. Sen de onunla ilişkiye dayanamam da düşerim diyorsan, yani zina tehliken varsa onunla boşama. Ama onunla ben zaten ikrar etmişim, nefret etmişim, başkasıyla yatmış kalkmış diye boşadın. Zaten sende öyle bir tehlike yok. Ekseriyette de böyle bir tehlike olmaz. Çünkü nefret eder ve hakikaten peşine de düşmez yani. Normali budur. Bunları iyi bilmek lazım. Öbür türlü de tabii böyle bir dedikoduyla, iftirayla, şundan bundan da olacak işler değil. İşte İslam'a göre zaten bunun tespiti için 4 şahididir, aynı anda görmesidir, açık görmesidir falan, yani ağır bir meseledir yani. O dedikodulara da kulak verilip herkes birbirine bir şey çıkartmak için, adama karısını boşalttırmak için de dedikodu yaparlar yani, iftira da yaparlar ya. Yani. Onlara hiç itibar edilmemesi lazım. Bu bir adamın efendim huyu bozuk bir kadını nikahında tutması duasının reddolmasına sebeptir. Ferculun kana li ala raculin malun fele müşid ale. Bir adamın bir adamdan alacağı olsa ve o alacağına dair birini, veyahut da işte iki erkek, yoksa bir erkek iki kadın, şahit tutması farz mıdır? Değil. Vacip midir? Değil. Sünnet midir? Sünnet. Müstehaptır. Yani bir senette, bir borçta, bir yazışmada alacak verecekte şahit tutmak nedir? Sünnettir.
Ama bir adam bir adama efendim mal verdi, borç verdi, neyse alacağı var iken şahit tutmadıysa bunun da duası kabul olmaz. Bak illa günah değil yani. Şahit tutmadan bir borç verirsin, günah değil. Ama diyor ki bunun duası kabul olmaz. İlla ne yapacak? Şahit tutacak. İşte o müdahane ayetinde diyor ya, yazın, yazışın. Mesela bir iki erkek bulursun, yoksa bir erkek kadın şahit olarak. Bunlar önemli meseleler. Nice insanlar böyle işler yüzünden hacı hoca bile birbirine girdi mi? Şahitsiz o onun borcunu inkar etti, öbürü ona alacağını vermedi, ondan sonra adam öldü, varisleri vermedi, bize böyle bir şey vasiyet etmedi, biz ne bilelim senin olduğunu üstüne kondular. Neler yaşandı yani? Onun için ne yapacaksın işini? Sağlam yapacaksın, şahit tutacaksın. Şahitsiz iş yapmamak. وَرَجُلُنْ اَعْتَى مَالَهُ سَفِيَنْ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ وَلَا تُعْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ Mallarınızı sefihlere, beyinsizlere vermeyin buyurmuyor Allah-u Teala. O zaman bir adam bir sefihe malını verirse bu adamın da duası kabul olmaz. Allah Allah. Yani sefihe malını vermek, geçen dedim size, çocuğun beyinsiz diyelim, aklı kıt, sen ona hiç para verme demek değil, sermayeyi verme. Yoksa haçlık verirsin. Yani yanlış anlamayalım yani. Haçlık verilir, bir ekmek parası verilir, ona efendim gidecek işte arabaya binecek, inecek, taksi parası, böyle bunlar mühim bir şeyler değil ki. Anladınız? İhtiyaçları demiyoruz. Ana malı, sermayeyi vermeyin. Çünkü batırır. Sizi de batırır. Dünya ahiretinizi de batırır. Tefsirlerde ulema ne diyorlar? Mevla bu ayetinde ne buyuruyor? Mallar için kıyam buyuruyor. Kıyam ne demek? Ayakta durma sebebi demek. İnsanın dünyada ihtiyaçlarından, kalp sıkıntısından kurtulmasını, dünya ahiret menfaatlerini ve faydalarını temin etmesinin ancak malla mümkün olduğuna işaret var. Bak, dünya ve ahiret faydalarının temini ve sıkıntılarından kurtulmak neyle mümkünmüş? Malla. Bu çok önemli bir şey yani. Malın değeri büyük, menfaati büyük. Onun için de ne yapmak lazım? İyi korumak lazım. İyi korumazsan ne oluyor? Bu sefer artı çalışman gerekiyor. Malı çarçur edersen, iktisat yapmazsan, tasarruf yapmazsan, el iktisat fi nefakani sulmaişe, harcarken iktisatlı olmak, tasarruflu olmak geçimin nesidir? Yarısıdır. Yani fazla harcarsan ne oluyor? Biraz fazla harcadığın zaman onun yerini doldurmak icap ediyor. Boşluk oluşuyor. Onun yerini doldurmak için ne gerekiyor? Fazla mesai gerekiyor. Yani vakit vermek, telefon etmek, gitmek, gelmek, almak, satmak fazlalaşıyor. Fazlalaşınca ne oluyor? İbadetin vaktinden çoluk çocuğa İslam'ı öğretmek, insanlara emri bilmek, dolu vazifemiz var. Bütün bu vazifeler ne oluyor bu sefer? Aksıyor. Şimdi ben çıktım çıkalı, teliflerimi alamadım, yok maaşımı alamadım, malım, canım, karma karışık bir durumdayız. 3 aydır toplantı toplantı. Yani bu, halbuki 3 ayda ben 3-4 tane kitap çıkarabilirdim. Ama mal sıkıntısı ne yaptı beni bile? Mal derken kendi kitaplarım yani, ücretimi alamıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Yeni bir şey kuralım, şirket kuralım, şunu yapalım, bunu yapalım, toplantı yapalım. Anlayalım, dinleyelim, matbaayla görüşelim, onunla görüşelim. Allah Allah! 3 ay oldu! En çok üzüldüğüm nedir? Vallahi maaş alamadığıma değil, vallahi değil. En çok üzüldüğüm nedir? Meşgul olduk. Kaç tane kitap yazacaktım ya? Ne yapacaksın? Efendi Hazretleri o zaman bir kere ziyaretine gittim de, hastaydı de. Yanında da birkaç ağalar var. Ağalar çok. Birkaç ağa vardı o zaman, eski dönem yani. Bu Ahmet'i dedi, dünya işlerle meşgul etmemek lazım. Bunu sadece ilimle meşgul etmek lazım. Geri kalan ihtiyaçlarını görmek lazım. Hiç adam vurdum duymadı kabilinde. Hiç. O zaman yine eski sıkıntılarımız zamandı. Yani. Yok. Ben isterim ki bana en tatlı şey sohbet edeyim. Fetva anlatayım. Mektubat okuyayım. Kitap yazayım. Benim sevdiğim işler onlar. Dünya işinden biraz konuşmaya başladı mı? Stres, sıkıntı, tansiyon, şeker, hepsi bozuluyorum ya. İstemiyorum ha, istemiyorum ama nasıl yapacaksın? Çoluk var, çocuk var, geçim derdi var, isteyenler var, ihtiyaçlar var. Ha, dünya ve ahiretin kıyamı ve kıvamı neyleymiş? Mallaymış.
Malına sahip olmadın, çarçur ettin, sefihlere, ahmaklara, aklı kıt olanlara işleri devrettin. Ondan sonra benim gibi efendim uğraşta dur. Siz elinde kulağınıza küpe olsun. Kaçıncı kere ben bu sıkıntıları yaşıyorum? Yanlış işler ya. Allah bundan sonra hayırlı adamlar nasip etsin. Amin. Hayırlı insanlar nasip etsin. Amin. Hayırlı arkadaşlar nasip etsin. Amin. Hayırlı destekçiler nasip etsin. Amin. Hayırlı çalışanlar nasip etsin. Amin. Amin ya Rabbi ya. Bu ne büyük duadır biliyor musun? Namazın, ibadetin hepsi buna bağlı ya. Şu dua tutsa rahatlık ve boş vakitte bütün İslam'a hizmete ayıracağız yani. Niyetimiz bu, Allah görüyor yani. Yapmadığımız iş değil ki ya. 35 senedir yaptığımız iş yani. Mal için, dünya için dersi mi bıraktık, sohbeti mi bıraktık? Bırakmadık ama işte. Sıkıntı. Size de vaaz. Selefi Salihin buyururlardı ki, mal müminin dinini helak edecek fakirliğe karşı, bak, müminin dinini helak edecek fakirliğe karşı mal nedir? Hazır silahtır. En büyük silahınız, elinizde bulundurduğunuz malınız. Bununla efendim namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, ibadet ediyorsun. İftarlık olmasa, sahurluk olmasa oruç nasıl tutacaksın? Mübarek adam. Belini ayakta tutamazsın ki. Ama tabii bazıları da aşırı yemekten belini ayakta tutamıyor. O da ayrı dava. Devrilmiş aşağı. O öyle de değil yani. O kadar da yemeyeceksin. Ama namaz bile mala bağlı. Hepsi bağlı. Evliyaullah buyururlardı ki, ticaret yapın, kazanın. Dikkat, bu söze dikkat. Büyüklerin sözüdür. Kaç? 300-400 sene evvel tefsirlerde geçiyor. Siz öyle bir zamandasınız ki, sizden biriniz fakir olup muhtaç düştüğü zaman evvela dinini, imanını yer. İşte lafa dikkat et. Bu laf mühim bir laftır. Evvela imanını yemeye başlar. Muhtaç olduğu zaman. Niye böyle oluyor? Niye şöyle oluyor? Allah bana niye böyle yaptı? Öbürü namaz kılmıyor. O zengin oldu. Ben bu kadar da ibadet ettim. Aç kaldım. Şudur, Müslümanlar bana niye bakmıyor? Hoca niye şöyle yapıyor? Hacı niye? Başlar şüphe kemirme. İslamiyet'ten soğumaya başlar. Muhtaç düşme kardeşim. Niye muhtaç düşüyorsun da çarçur ediyorsun da oraya buraya dağıtıyorsun? Ondan sonra kendi muhtaç düşüyorsun. Ondan sonra dileniyorsun ya. Fazladan vereceksin verirken. Verirsin ama kendi çoluğun çocuğun muhtaç. Nasıl veriyorsun başkasına? İş midir yani? Hatta sahabeden Sa'd bin Ebi Vakkas olabilir radıyallahu anh. Mekke'de hastalandı da vefat edeceğim zannetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ziyaret etti onu hastalığında. Yani başka sahabe de olabilir ama sahihte geçiyor. Bütün malımı hani hayra bırakayım. Yok buyurdu, yapma. Yapma. Varislerini, çoluğun çocuğunu, arkadan mirasçılarını zengin bırakman, onları millete muhtaç, dilenci halinde bırakmandan daha hayırlıdır. Yapma dedi. Bak adam hayra vereyim diyor, sahabeye diyor ki malın tümünü vasiyet edecekti. Dedi yok. Dedim o zaman efendim üçte ikisini vasiyet edeyim. Yani hayra. Üçte iki çoktur dedi. Çoluk çocuğa bir şey kalmaz. Dedi ki yarısını vasiyet edeyim. Yarısı çoktur dedi. Dedi ki üçte birini bari hayra bırakayım. Dedi tamam üçte bir olsun. Şu anda bile birisi vasiyet etse, fıkıh kaidesini söylüyorum. Bir adam vasiyet etse, dese ki ben öldükten sonra şu mallarım, işte neyse bütün mallarım veya şu mallarım şu vakfa bağışlanmıştır dese. Bu kanunlar bu vasiyetleri kabul ediyor ama İslam'a göre bu vasiyet geçerli değildir. Ancak nereden geçerlidir? Üçte birinden geçerlidir. Yani yaptığı vasiyet adamın bütün malı hesaba konur. Bu vasiyetin yani malının tümünün üçte biri hayra gidebilir. Üçte ikisi kime kalacak? Varislere kalacak. Ama hocam ben şimdi varislerim de bozuk şu bu bilmem ne. Ben Allah yolunda vermek istiyorum. O zaman sağlığında vereceğin. Öldükten sonraya vasiyete işi bırakmayacaksın. Vasiyete kaldığı zaman senin hakkın elinden çıkar. Üçte biri senindir öldükten sonra. Şimdi hepsi senin. Öldükten sonra şuranın olsun demen için üçte biri senindir. Şimdi ama ne zaman öleceğim de belli değil. Şimdikten de nasıl vereyim? İşte kaşınmaya başladın işte. Ölene kadar vermiyor. Ondan sonra vasiyet, bazı da vasiyeti yazıyor. Ondan sonra öleceğim zannediyor, bir de iyileşiyor. İyileşiyor, tak yırtıyor.
Doğrudur. Vasiyet değişebilir, doğrudur yani. Ölmedikten sonra vasiyet değişebilir. Tak yırtıyor, neden fazla bırakmışık ya diyor. Ondan sonra ikide bir yastığın altına bakıyor, çekiyor bakıyor falan. Ya yapayım mı, yapmayayım mı, şuraya mı gitsin, buraya mı gitsin? Kesin öleceğini anlarsa, o bile kesin değil yani. Aslında kesin de değil insan, tam öleceğim derken de ölmez yani. Mevla'nın işleri ama işte. Onun için aklınız başınızda olsun. Vasiyetlik bir şeyiniz varsa mutlaka vasiyet yapın. Ama vasiyetlik bir şey, emanet gibi, borç gibi, onları diyorum. Yoksa oğluma şu kalsın, kızıma bu kalsın diye vasiyet yapmak caiz mi? Niye değil? He? Ha evet efendim. Kur'an-ı Kerim zaten bunları belirlediği için belirli şeyi Allah'ın buyurduğunun üzerine laf söylemek caiz değildir. Sen ölmene bak, sen git. Sen yolcu devam et sen. Arkadan hallolur mesele. Akıllı olalım. Şimdi hatta büyüklerden bazısı, yani Evliyaullah'tan bazısı adamı cenazede bile görseler, yani adam şu cenaze namazına gelmiş, cenazeden defne gidiyor, şimdi bu trafik falan, şimdi hepten bir alem oldu. Eskiden küçük bir kasaba, mesela köyler, şunlar bunlar, cenaze orada kullanılıyor, defin hemen yanında yapılıyor, mesela oradan da işine gider. Şimdi İstanbul'da bir cenazeye gitsen, oradan da mezara gitsen falan, yarım gün o gün işin ne olur? Yani öyle şimdi şu anda İstanbul'da. Evliyaullah'tan bazıları diyor, adamı cenazede görürlerse derlermiş, hadi git dükkanına, cenaze ortada kalmadı ya. Yani kendi annesi babası falan değil de, diyelim ki normal bir Müslümanın sevap almaya cenazesine gelmişti. Der, git dükkanına git. İşine git, işine. Çalış, mal lazım. Namaz için, ibadet için. Bak dersin önemi bu. Amma ve lakin, bunu niye anlıyoruz yine? Niçin anlamamız lazım bunu? İslam'ı yaşayabilmemiz için. Çoluk çocuğu muhtaç etmesek onlar bizim lafımızı dinlerler. Yani yine de dinlemiyorlar ama muhtaç edersek hiç dinlemezler. Yine biraz eline baksa, birkaç kuruş haçlık düşünse, yine birkaç rekat kıldırırsın. Hadi abdest al bakayım, kıl bakayım, 2 lira haçlık alacak diye kılar. Zorla hayır. Hayırdır, alıştıracağız daha. Babasının parası yok. Çulsuzun biri. Ne diyecek çocuk? Yani muhtaç olmazsan, muhtaç etmezsen İslam'a faydalı olursun. Öbür türlü faydan az olur. Faydan olmaz demiyorum. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh ne buyurdu? Dirhemler ve dinarlar, yani altın ve gümüş paralar, Allah-u Teala, şimdi kağıt paralar, neyse, Allah-u Teala'nın yeryüzündeki neleridir? Mühürleridir. Efendi Hazretleri çok derdi bunu bak. Eski sohbetlerde. Adama dedik, kağıdı veriyorsun. Adam da sana kalkıyor, en değerli şeyini, yenilecek, içilecek veya malını veriyor. Aldığı ne? Kağıt ya. Abi mantıken evhamlanmak lazım yani. Bu kağıt yarın geçmezse ne oluyor? Biz gidip malı veriyoruz. Ama diyor, altın gümüş esas para İslam'da nedir? Altın ve gümüş para olarak yaratılmış madendir. Para olarak yaratılmış madenlerdir. Bu kağıtlar da onun nesidir? Göstergesidir yani. Aslında ne yapmak lazım? İşte rezervde ne kadar altın varsa ona göre para basmak lazım. Şimdi rezervden fazla falan basıyorlar bazı kere. O zaman ne oluyor işte? Enflasyon, devalasyon, bir şeyler oluyor. Pek de anlamıyorum bu işleri. Yani nasıl oluyor onu da anlamış değilim. Altın gümüşler, yani şimdi diyelim sizin anladığınız kağıt paralar, bozuk paralar. Bunlar Allah'ın yeryüzündeki neleridir? Mühürleridir. Yenmez, içilmez. Bir vagon altının içinde kalsan, mahsur kalsan, açlıktan ölürsün. Yenmez, içilmez. Ama bütün ihtiyaçlar neyle görülür? Onlarla görülür. Evet. Ebu Zinad Hazretlerine bir gün sordular, para seni dünyaya yaklaştırıyor, sen niçin bu parayı seviyorsun? Yani Evliyaullah'tan bile soruyorlar. Demek o biraz ticaretle veya neyse maddi şeylerle meşgul oluyor. O da diyor ki, para beni dünyaya yaklaştırsa da dünyanın şerrinden de beni ancak o koruyor. Olmadığı zaman da ne oluyor? İnsan büyük sıkıntılara düşüyor, daha beter günahlara düşüyor. Efendim, yalan söyleme lüzum ediyor, rüşvete giriyor, krediye giriyor, harama giriyor, yalan konuşuyor, borcunu ödeyemiyor, sözünde duramıyor, 1000 tane haram çıktı bak. Kaç tane haram çıktı şimdi? Bak, niye? Parası yok. İşte o zaman niye borç almış? Ayrı dava. Yani paranın sevgisini ne yapmayacaksın?
kalbe sokmayacaksın ama elinde bulunduracaksın kardeşim. Elinde bulunduracaksın. Ama kalbe sokarsan ni'mel malu salihu lirraculi salihu. İyi adam için iyi mal, helal mal ne güzeldir buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlana ne buyuruyor? Mal ne gibidir? Su gibidir. Eğer suyu diyor insan gemi gibi, kalp gemi gibi diyelim, ne kadar altında su olsa geminin, diyelim en derin suda gemi daha iyi yüzer. Tehlike yok. Su geminin dışında, altında olduğu sürece ne kadar fazla olsa sorun var mı? Sorun yok. Ama ne zaman su geminin içine girmeye başlarsa, ne kadar fazla girerse o kadar batırır. Kalbe sokmadın mı sorun yok. Ama elinde, işinde, avucunda olsun. Ama kalpte sevgisi olmasın. Ne demek sevgisi? Seni namazdan geri koymasın, ibadetten, zikirden. Bu demek. Bazen bu ters oluyor. Adam fakir oluyor, kalbi dünyada oluyor. Adam zengin oluyor, kalbi dünyadan soğuk oluyor. Bu zamanda az bulunur. Ama bulunur yani. Adam padişah ziyarete giderken bir yolda bir kulübede dağın başında bir zata uğruyor ya, selam kelam, o da tabii o zaman böyle değil ki, yer yer ışık mışık, yol yok falan. Gece kalmak zorundadır. Bakıyor sabah kadar namaz kılıyor, ibadet ediyor bir kulübede mübarek zat. Sabah oluyor falan, o da bir şey de sormuyor, yiyorlar içiyorlar, ibadet namaz falan. Hadi giderken diyor, nereye gidiyorsun diyor, şehre gidiyorum. Ne işin var? Padişahla bir görüşmem var diyor. O ibadet eden abid zat da diyor ki, benden de selam söyle diyor. Bu da içinden diyor ki, sabah kadar namaz kılıyor, ibadet. Padişahla ne işin var yani, selam da niye söylüyor falan, ama bir yalaka adama da benzemiyor diyor yani içinden diyor. Tamam baş üstüne diyor. Gidiyor işte görüşmelerini yapıyor padişahla, o da nedir vasfı bilmiyorum. Padişah da selamdan arz ederken, dönerken diyor ki, benden de diyor o zata diyor selam söyle diyor, dünya sevgisini kalbinden çıkarsın diyor. Padişah diyor. Allah Allah. O buna da şaşırıyor bu sefer. Buna daha çok şaşırıyor. Ya her yer saray diyor. Yemek, içmek, mal, mülk. Bu da gitmiş evliyaya nasihat ediyor. Bu da nasıl istiyor? İçinden diyor. Zaten sıkıysa açıktan desin. Onu diyemez. O kulübedeki adam değil ki o. Saraydakine nasıl diyecek? Oradan da geliyor. Efendim. Buna selam iletiyor falan. Ya diyor zamanın sultanı diyor evliyaullah'tan salih bir zattır diyor o. Bir zamandır diyor kulübenin kenarında bir tahta mı kopmuş, doğmuş, bütün kafam orayla meşguldü yahu diyor. O tahtayı nasıl düzelteceğiz diyor. Bak kulübede yaşıyor ama kafayı tahtaya takmış. Bazı böyle garip fakir görürsün, sabah kadar ibadet kılar. O elbisesinin bir yerine öyle uğraşır yani, iki saat. Toz var, onu nasıl sileceğim? Öyle tahtayla, kanepeyle. Öbürü de adam bütün dünyanın malı mülkü onda olur adam için. Ne yapmaz? Onu kalbe sokmaz. Allah Teala bizi kendinden meşgul etmeyen mallarla merzuk eylesin. Amin. Amin. Ya bu dua her tarafa yaradı. Bak amin kuvvetli geliyor. Hem para var, hem ibadet var, hem dünya yok. Çok iyi bir dua ya. Dua yapmayı da bilmiyoruz ki. Dua yapmayı bilsek bu belalara düşmezdik. Evet. Fahru Razi Hazretleri, büyük müfessir, imam. Tefsirde imam denince akla kim geliyor? Tefsir kitaplarında imam dedi ki deyince o sizin caminin imamı değil yani. Tefsirdeki imam kim? İmam Fahruddin Errazi Kaddesallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Allah-u Teala mükelleflere Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde mallarını muhafaza etmelerini emretmiştir. Birçok ayette malları muhafaza. Burada da ne diyor? Allah Allah'ın sizi ayakta tuttuğu mallarınızı sefihlere vermeyin. Diğer ayet-i kerimelerde mesela İsra suresinde var. İkisi de İsra suresinde var. Estaizu billah. Ve la tübezzir tebzira innel mübezzirine kânû ihvâneşşeyâtîn ve kâneşşeytânü li rabbihi kefûrâ. Sakın müşrif olma, çarçur etme, boş yere harcama. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleri oldular. Bak saçıp savuran, parayı lüzumsuz yere harcayan, lüzumsuz adama veren, beyinsiz adama mal veren şeytanın kardeşidir diyor. Ya şeytanın adamı demiyor, kardeşi diyor. Ne acayip bir ayet be.
Oranda tefsirine daha gelmedi. Orayı açsak neler vardır belki de. Bak şimdi ilerisine bak. Şeytanın kardeşidir. Şeytan kimdir biliyor musunuz diyor. Şeytan da Rabbine karşı en büyük kafirdir diyor. Hani şimdi orada da durmuyor. Şeytanın kardeşi de olur. Şeytan da en büyük gavurdur. En büyük kafirin kardeşi olursun diyor. Bu mal savurmak saçmak acayip bir şey ya. Ya lüzumsuz şeyleri harcamamak lazım. Şey. İhtiyaç. Bir de böyle mübezzir adamlara, müsrif insanlara böyle mal, sermaye, yönetim, imza yetkisi. Ya imza yetkisi ne demek? Hepsini batırır gider ya. Gidiyor adamın haberi yok. Bütün kredi çekmiş, borçlandırmış, batırmışlar adamları ya. Ne kadar var böyle. Ama yapmamak lazım. Cimrilik de yapmayacaksın. Ama bu şekilde de açıp, efendim saçıp savurmayacaksın. Ne buyuruyor Estağfirullah? وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا Habibim sakın elini boynuna bağlı gibi böyle cimrilik yapma, sıkma. Ya, cimrilik hiç iyi bir şey değil. Ama hepten de elini böyle de yayıp daha hiç durmasın. Gelen alsın, giden geçsin. Böyle yapma. Sonra pişman olursun, kendini kınarsın, tenkit edersin. Niye böyle yaptım dersin. Ama buradaki gaye ne olsun? Buradaki gaye, İslam'ı yaşamak için bunu tutuyorum olsun. Muhtaç olmayayım. Belki çalışıyorum şimdi, yarın çalışamam, felç olurum. Biraz malım kenarımda olsa, idare ederim. Hiçbir şeyim olmazsa, kendimle çalışamayınca kim bakacak bana? Bu sefer dilenci olurum. E dilenci de olmak haram değil. Yoksa dilenilir ama velakin veren olur, vermeyen olur. Bu sefer ihtiyaçların görülmez. İhtiyaçların görülmeyince de Allah muhafaza gelirsin öyle bir yere gelirsin. Bu Allah bana niye böyle yapıyor? Haşa! Dersin, gavur olursun, dinden gidersin yani şimdi kardeşim. Ya Rabbi beni muhtacına muhtaç etme. Muhtaç isem ancak sana muhtaç olayım demiş. Şair ne güzel demiş. Amin denecek duadır. Yani benim de tek duam ya. Elden ayaktan düşürme. Ya Rabbi kimselere muhtaç etme ya Rabbi. Yani şu rükû secde imkanımızı elimizden alma ya Rabbi. Amin. Şu secde var ya secde yapabilmek kadar büyük nimet bilmiyorum. Ne kadar hasta olursan ol. Secdeye eğilip kalkabiliyorsan en sağlam sensin. Secde ya. Yani muhtaçlık çok kötü. Kim bakar, kim eder, kim başına kakar. Efendim hakaret eder. Oğlum kızın neler eder ya. Bu zaman böyle. Bu zaman eskisi gibi sıla-i rahim de çöktü yani yok. Akraba ilişkileri de bozuldu. Bu zaman da çok daha muhtaç olmamak, hasta olmamak. Bunlar düşünmek lazım. Yiyorsun. Kolesterolün çıktı, damarın tıkandı. E işte dikkat edeceksiniz. Böyle yersen hasta olursun. Hasta olursan yine yük olursun. Millete muhtaç olursun. Ne olacak o sonra? Bütün millet evde oturmuş felç. E kendine bakacaksın ki ne olmayacaksın? Felç olup da millete yük olmayacaksın. Ama ben elimden geldiği kadar İslam'a uydum, sünnete uydum, sıhhate riayet ettim de Allah felç et. O tamam. Allah'ın kazasına razı. Ama sebebine sarıl be mübarek adam. Dümdüz yiyorsun, içiyorsun, yatıyorsun aşağı. Bir hareket yap, şunu yap, bunu yap. Doktorlar da diyorlar. Ya bunların İslam'da yeri yok mu yani? He? Yeri olmaz mı ya? Muhtaç olma diyor sana da. Anlasana sen. Hasta ne demek? Muhtaç demek. Daha da ne olacağımız da belli değil. Evet. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede yazışmak, şahit tutmak, rehin almak. Bak, rehin almak bile var. Bir şeye borca karşılık falan rehin almak onu bile Kur'an'da söylüyor. Bekara suresinde. Bütün bunlar malı muhafazaya teşvik ediyor. Akıl da bunu destekliyor. Çünkü insan boş vakit bulamazsa dünya ve ahiretini kazanamaz. Dünya ve ahiret kazanmak için ne lazım? Boş vakit lazım. Yani namaz neyle kılınıyor? Şu sohbete nasıl geldiniz şimdi? Meşguliyetiniz olsaydı önemli gelebilir miydiniz? Gelemezdiniz. Boş vaktiniz oldu da geldiniz. Dünya ve ahiret için işe gidiyorsun. Başka bir meşguliyet ondan ağır çıksa işe de gidemezsin. Demek ki dünya ahireti kazanmak boş vakte muhtaç. Boş vakit ise ancak malın varlığıyla elde edebilir. İnsanın geçimi varsa o zaman ibadete ne oluyor? Daha fazla vakit. İki rekat sünnet kılsan dört kılar. Teheccüde kalkar.
Öbür türlü adam çalışsa geçecek, gecenin ikisine üçüne teheccüde kalksa sabah işe gidiyor, dayanamıyor, değil mi? İşi kendinin olsa ne yapar? Biraz daha diyelim geç gidebilir. O zaman ne olur? İşrağı bekler veya teheccüdü fazla kılar, teheccüde kalkar. Hep bütün bunlar neye bağlı? İşte hepsi mangıra bağlı. Anladın mı kardeşim? Ya, paran olursa ibadetinde fazla olur. Paran olsun diye ne yapacaksın? Helalından çalışacaksın. Helal rızık da zor oldu. Ne yapacağız ya Rabbel Alem? İnsan menfaatlerini celbetmek ve zararları defetmekle ancak ne yapabilir? Dünya ahiretini kazanabilir. Bunu da neyle yapabilir? Hasta oldun. Doktora gittin. Para. Oran ağrıdı, ilaç aldın. Para, 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 para. Hadi bakalım şimdi. Ağrın sancın olursa ibadetin kafan karışık olur. Sağlık, para, hepsi para. Dolayısıyla dünya malını bu gayeyle isteyenler hakkında dünya ahiret saadetini kazanmaya yardımcı olan en büyük sebep nedir? Maldır. Ama nefsi için hava atayım, caka satayım, şu marka araba alayım, ondan üstün olayım, şu takım elbiseyi alayım, ona hava atayım falan için isterse o zaman ahiret saadetini kazanmanın en büyük engeli ne olur? Mal olur. Yani mal yılan gibi bir şey yani. El malu hayyetunu. Mal yılandır diyor. Yani korunmasını bilmek lazım. Sakınmasını da bilmek lazım. Amma ve lakin işte soba gibi de düşün. Çok yakın olsan yanarsın, çok uzak olsan donarsın. Mesafeyi koruyabilmek lazım. En mühim mesele niyetleri muhafazadır. Şimdi ayet-i kerimenin devamını okuyorum. Sizin kıyamınız ve ayakta durmanız vesilesi olan mallarınızı sefihlere vermeyin. Peki ne yapalım ya Rabbi? Verzukum fiha. O mal içinde onları rızıklandırın. O mal içinde. O acayip Kur'an'ın ifadeleri minha deseydi o paradan onları rızıklandırın olurdu. Min kelimesi. O paradan onları rızıklandırın olsaydı ne olurdu? Yetime malını vermeyeceksin. 10 senede bakacaksın. 10 senede yetimin malı. Onu oradan masraflarını görürsen mal ne olacaktı onun malı? Eksilecek. Allah Allah. Ne diyor peki Rabbim? O malın içinde onu rızıklandırın. O malın içinde ne demek? Malı kara verin. Ticarete koyun. Ne yapın? Onun karıyla onları rızıklandırın. Akılları erince de ana parayı onlara geri teslim edin. Ey gidi Kur'an'daki kelime. Bir harf paradan rızıklandırın olsa parayı eksiltmeye müsaade olacak. Ama ne diyor? Parasını eksiltme, yetimdir. Büyüyünce lazım olacak ona. Nasıl bakacağım ben buna? O parayla kar payı işlere gir, ticaret yap. Oradan onu ama şimdi de bir girersin. Paranın tümü gider. Öyle bir de riskli zaman yani. Her yer tehlike. Şimdi acayip bir şey. Buradaki ince manayı anladınız. Ziraat gibi, ticaret gibi kazanç yollarıyla çalıştırıp artırarak geçimlerini asıl paradan değil, kardan sağlayın. Bunu emrediyor. Akılları başlarına gelmeden asıl paraları ne olmasın? Tükenmesin. Akıllanınca da ana para sermayesini verirsiniz. Şimdi tabii o zaman bir şey akla geliyor. Ben bu çocuğu veya sefihi veya aklı kıt işte müsrif bir durumdaki birini işte vasisiyim, velisiyim, şusuyum, busuyum işte bunun da bir malı kalmış eskiden yani ölmüşünden falan. Ben de bununla uğraşacağım. Ticarettir, ziraattır. Benim de buna emeğim geçecek, vaktim geçecek. Ne olacak? Orada ne dedik geçen derste? Sen de ondan muhtaçsan o kar payından yeme izni zaruretine göre ona vakit harcadığın için senin de yemene izin var dedik değil mi geçen? Ama kendi ihtiyacın zaten yok o zaman. O paraya dokunma. Karı da onun, aslı da onun, karı da onun. Ama ihtiyacın varsa da mecbur vakit veriyorsun o işe de o zaman o sen de yersin. İkincisi veksuhum. Onları ne yapın? Giydirin. Yani elbiselerini ve giyim ihtiyaçlarını temin edin. Üçüncüsü nedir? Burada da bayağı ilim var. Ve kulû lehum, onlara konuşun, söyleyin. Ne söyleyin? Kavlen, bir söz ki marufa. Maruf demek aklın ve dinin hoş gördüğü bir söz olsun. İşte burada bunlar, burada önemli meseleler var. Şimdi kimle konuşuyorsun? Muhatabın kim? Sefih, yani aklı kıt, müsrif. Aklı kıt, müsrif derken şu andaki gençlerin çoğu öyle. Şu andaki gençlerin çoğu aklı kıt ve müsrif.
Hakiki söylüyorum yani çarçur. Hiç kar zarar bir şey düşünmeden harcar yani. Ondan sonra bir şeye abone oluyor bilmem ne sele. Ondan sonra oradan da 40 liralık zannediyor. Bir de 400 lira geçti. Ondan sonra eyvah bu nereden gelmiş? Onu bile anlamıyor ya. Oradan bir yere basmış, oradan bir düğmeye basmış. Yani şey indiriyor, oyun indirmiş, bilmem ne indirmiş. 400 lira fatura olur mu ya? Nasıl babası? Ya diyor biz buna 40 liralık şey etmiştik, limit koymuştuk sen. Oradan limiti delmiş işte nasıl delmiş. 400'e çıkmış yani. Bunlar böyle bir millet yani. Çoluk çocuk bu durumda. Sen onu eline cep telefonu verirken zaten sen Sefi'ye sermayeyi verdin, kediye yükledin yani sen o. Her fitne orada çıkıyor, internet orada, bütün bela orada, nereden sapıtacak orada ya? Ne beladır bu ya? Şimdi hoş konuşun diyor. Ne demek hoş konuşun? Niye? Çünkü adam zaten sefi. Aklı tam değil. Bir de buna ters konuşursan ne olur? Tam ahmak olur. Onun için diyor idareli gidin. Şu Kur'an'ı dinlesek var ya, siyaset ya. Yani adama şimdi çocuk mesela dese ki biraz büyüdü gelmiş birkaç yaşlarına, aklı başında falan. Ya babamdan benim malım kalmış işte. Sen bana niye vermiyorsun falan diyelim. Sana hakkını söylüyor şey diyor. Ama Kur'an'da diyor vermeyin. Sen bize amcasısın, şu susun, bu susun. Bu sefer ne yapar? Sen de desen ki oğlum sen daha sefihsin. Yani ahmaksın, manyaksın gibi anlayacağım onu şimdi. Onun için sana mal verilmez bilmem ne. Böyle konuşmayın diyor ya Mevla. Niye böyle konuşmayın? E böyle konuşursan zaten sefih. Bu sefer ne olur sana? Düşman olur. Sana pusu kurar. Niceleri akrabalarını öldürüyor. Hep para yüzünden. Adam 100 lirayı adam öldürüyor ya. Böyle konuşulur mu ona? Yavrum bu malda kar payındayız. Daha kazanacağı ticaret var. Sen şimdi ihtiyacını görelim. Ne lazım falan. Böyle konuş ha. Bir de ondan sonra sen sefilsin. Sana mal verilmez. Bu da kim demiş onu falan. Bir de demiş Allah demiş falan. Vay Allah nasıl demiş falan. Adamı gavur da ettin ya. Ya adamı gavur edeceğim bir de ayet okuyor. Bu ayeti ben okurum burada. Sen gidip çocuğa okuma böyle. Sen sefisin. Efendim sefiye mal verilmez. Çocuğa sefih denir mi kardeşim ya? Çocuğa diyeceksin ki en akıllı sensin. Allah ben senden akıl alıyorum ya. Öyle diyeceksin. Bu ayet çok önemli. Kavli maruf. Efendim. Burada ne mana vermiş? İbn-i Cüreyk ve İmam Mücahit bunlar büyük müfessirler. Güzel vaat, yani güzel vaat ne demek? Söz verin, söz verin de tutmayın demek değil bu. Yani yavrum bir zaman sonra senin malını sana karıyla teslim edeceğiz, işine bakacaksın, kendine göre düzen kurursan, sen araba alırsın istersen, evlenirsin istersen. Yani şimdi biz de bunu bir çalıştırıyoruz, işimiz ona göredir, kar payımız ona göre falan. Güzel vaatlerde bulunursunuz. Kar edersek bu sefer sana yakışan bir muamele yapacağım falan. Bu şekilde güzel konuşmak lazım. Allah bize de sana da afiyet versin, Allah sana bereket versin işte falan. Böyle güzel konuşmak lazım. Öbür türlü sefih, cahil, yani diyelim karakteri oturmamış, daha bir aklı, denge, istikrar bulmamış, tecrübesi yok, toy bir halde olan insanla böyle ters konuştuğun zaman olmaz. Kur'an-ı Kerim bunu çok önem veriyor bu meseleye. Selamun aleyküm. Yani eyvallah şeklinde böyle bir kavga gürültüye girmeyecek şekilde konuşmak lazım. Ona göre muhataplık lazım. Nefislerin hoş gördüğü, sevdiği her söz ve hareket maruf. Ama adamın nefret ettiği veyahut karşısında bağırıp çağıracağı sözler münker. Onlara güzel söyleyin. Yani yedirin, içirin, giydirin, ihtiyaçlarını görün. İlim ve amele taalluk eden din işlerinin de kendilerine öğretin. Yani en güzel söz, iman sözü, amel sözü. Biraz da ne yapın? Sadece mallarını korumakla değil, ehl-i sünnet itikadı, imanlarını da, çünkü senin vasisisin, velisisin, bunu işleriyle ilgilenin. En güzel söz şu, yavrum bu mal senin babandan kalmış, anandan neyse, bu mal senin, bu mal benim değil. Bunu böyle anlatmak. Ondan sonra zamanı gelince biz bunu sana vereceğiz. Biz bunun bekçisiyiz. Sen şimdi çocukluk aşamasındasın. Gençliğin toyluğundasın. Kurtulduğun anda iade edilecektir şeklinde böyle konuşulursa efendim vaazuna sanat edilecek. Namaza teşvik edilecek. İsrafı terk etmeye teşvik edilecek. Saçıp savurmanın neticesinin milletin eline bakmak, muhtaç olmak olduğu anlatılacak. Böyle sözler söylenirse
sözlerin en güzeli efendim onun karına olan sözlerdir. O da bakma sen anlar. Bu benim iyiliğimi istiyor diye anladığı vakitte seni de işini bozmaz. Ruhul Beyan tefsirinde zikrediliyor ki dünya malı kulların din ve dünya menfaatlerini temine vasıtadır. Akıllı olan kullar mümkün oldukça dünya malını dini maslahatların teminine, zaruret miktarını da dünya menfaatlerinin tahsiline harcarlar. Akıllı olanlar kimmiş şimdi? Bak burada akıllının tarifi yapılıyor. Akıllı olan adam ne yaparmış? Dünya işlerine malından, parasından zaruretlerini, yemek, içmek, giyinmek, ihtiyaç, araba, buna ihtiyaç, zaruret. Geri kalan mümkün olduğu kadarını da ahiret işlerini, sadaka, zekat, hac, umre, hayır, hasene, vakıf, evet birçok hizmetlere harcar. Sefi ne yapar? Bütün malı dünya için harcar, ahirete de eli cebi boş olarak, müflis olarak çıkar. Evet. Şimdi bu ayetin gelelim bir de tasavvufi ve işari derinliğine. Sefihlere mallarını vermeyin. Şimdi en sefih yaratık kim? En beyinsiz yaratık kim? Nefistir. Bu nefis hepimizde var mı? Var. E şimdi Hacı Efendi sen yetim yeğeninin malını koruyorum diye malı vermiyorsun etmiyorsun da çocuktur, gençtir, sefihtir, anlamaz etmez diyorsun da kendin de löp löp götürüyorsun yani amuduyla götürüyorsun, harcıyorsun, tüketiyorsun. Esas sefih kim? Hepimizin nefsi nedir? Nefis sefihtir. Sefih ne demek? Beyinsiz. Allah'ın dininin şeylerine riayet istemez. Şimdi bizim nefsimiz günahları istiyor mu? Haramlara meylediyor mu? Meylediyor mu? Haram yapıyor mu demiyorum. Kimi yapıyor, kimi yapmıyor. Meylediyor mu, istiyor mu? E akılsız işte. Çünkü ateş istiyor. Şimdi çocuğa niye çocuk diyorsun? Ha çocuk çünkü elini ateşten bile saklamaz. Tam beyinsiz olursa gider elini ateşe sokar. Değil mi şimdi? Delinin tarifi ne? Akılın tarifi ne? Deli kar zararını bilmeyendir. Ya Bakırköy'de tımarhane var diyorlar. Hepsi benden akıllı. Gidiyorsun şu para sigara parası istiyor. Bilmem ne istiyor. Kaç liraya kaç sigara onu bilebiliyorsun. Akıl nedir? El aklu ma yub'iduke an mevatın lelekat. Akıl seni uçurumlardan uzaklaştırana derler. E şimdi nefis niye en cahildir? Sen nefse sorarsan namaz kılma der. Tembellik eder. Halbuki cehenneme düşüyorsun. E çocuğa niye sefih diyorsun? E parayı atar sokağa anlamaz mesela. Kar zarar bilmiyor. Ve deli. Kar zararını hakikaten bilmeyene deli denir yani. Akıllı işi değil. E peki senin nefsin ne yapıyor sana? Ebedi cehenneme girecek veya uzun süre bırakacak azapları tercih ettiriyor. Bunda akıl var mı? Bizim nefislerde akıl var mı? Yok ama evliyaullah olursa başka nefsin nesi var? Emmaresi var, levvamesi var, mülemmesi var, raziyesi var, merziyesi var, kamilesi var. Nefsin 7 tane mertebesi var. Bizim nefis nerede yani? Emmarelikten daha tam kurtulabilmiş miyiz? Hep kötülükleri ne yapıyor? Teşvik ediyor. Ha sen Efendi Hazretleri gibi bir zat olursun da nefsi devamlı ne ister? Zikir ister, ibadet ister. Onun canı nefsi öyle istiyor artık. Çünkü nefis olgunlaşmış. Raziyeten merziye. O sır başka. Biz daha neredeyiz? Yollardayız. Onun için bizim nefis ara sıra, hepten de emmareyiz demeyelim. Çünkü emmare kafirlere mahsustur. Biz levvameyiz. Ne demek levvameyiz? Bir kötülük yaparız, canımız çeker, asılır bizi oraya, günaha düşürür. Ama sonra biz ondan razı olur muyuz? Olmayız. Zaten razı olsak gavur oluruz. Onu da boş ver. O zaman ne yaparız? Vah ya nasıl, ben bu günaha nasıl düştüm? Estağfurullah, yapmamalıydım, Allah'ıma rezil oldum falan. Bu levvamedir. En azından ortalama bir Müslüman olarak hepimiz neyiz? Levvameyiz. Yoksa neyi yaptım derse bir günaha zaten imansızdır. Nefisle iyi geçineceksin. Ne demek? Siyaset yapacaksın, iyi yöneteceksin. Dinine, dünyasına zarar verecek şeyler ister. Onları vermeyeceksin. Peki. Onları rızıklandırın. Ne demek? Nefsi yedirin. Canın yemek istedi. Acıktınsa yemek verecek misin? Vereceksin. Öyle ben yedirmeyeyim, içirmeyeyim de tam ne yapayım? Bunun şehvetini keseyim. Neymiş efendim? İşte namahrem kadınlara bakmak istiyor. Canı zina yapmak istiyor. Şunu yapmak istiyor. Bunu yapmak istiyor. Bu neden oluyor? İştahtan oluyor. İştah işte nereden oluyor? İşte yemekten oluyor. Yemek yiyince tamam doğru. Aç ayı oynamaz derler.
Amma ve lakin, bunu yedirme yedirme, bu da bunun usulü değil. Ne diyor Kaside Bürde'de? وَخْشَدَّ سَائِسَ مِنْ جُوعٍ وَمِنْ شِبَعٍ فَرُبَّ مَخْمَسَدٍ شَرٌ مِنَ التُّقَمِ. Açlık da sıkıntıdır, tokluk da sıkıntıdır. Toklukta günahlara meyilleme gelir, ama açlıkta da nefis, şeytan dabeder, cinler, minler musallat olur. Aklın, imanın karışır. Bazı kere öyle açlık vardır ki tokluktan daha şerlidir. O zaman dengeli yiyeceksin. Yani iki öğündür, sünnettir, şudur budur, yani yedirin. Bazısı riyazata girer. İşte efendim ekmeği düşürür, zeytin kalır, üç zeytin bire iner, bir zeytin yarımına, böyle birkaç günlerce, 40 gün falan riyazat yapmak kadar o sünnete uygun bir şeyler değil. Nefsi yedirin. Ondan sonra giydirin, avretini örtecek. Avretlerini örteceksin efendim. Güzel de giyse sıkıntı var mı? Yok. İslam'a uygun olmak şartıyla. Gavur gibi kıyafetler giymeyecek. Ondan sonra ne yapın? Rızkını verin. Ondan sonra güzel söz söyleyin. Ne demek güzel söz söyleyin? Nefsi yöneteceğiz seni, kendimizi. Yemeğini yedirdin mi? Yani bakımımızı yapıyoruz kendimizi. Elbiseni giydin, tamam. Ondan sonra ona güzel söz söyleyin. Ne demek? Ey nefis, ey insan, ey ben deyin kendinize. Allah'ın rızkını yedin, Allah'ın elbiselerini yarattığı yünlerden, tüylerden, güzel kumaşlardan giyindin. Şimdi ne yapasın? Nimet vereni biraz zikredesin, hatırlayasın. Yani kendisine bir nimet, bir imkan geldiği zaman nefse hemen nasıl hitap edin? Allah'ı zikretmesini hatırlatarak hitap edin. Niye diyor hadis-i şerifte? اَذ۪يبُوا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةِ. Yemek yediğiniz zaman yemeğinizi eritin. Neyle eritin? Sodayla. Daha beter. Şişirip patlatacaksın. Sodayı da hemen içmeyin, midenizi karıştırır, fesada uğratır. En az yarım saat evvel, yarım saat sonra için. Onu da söyleyeyim size bu arada tıptan. Yani hemen peşine meyve yemeyin. Yemekten sonra sakın meyve yemeyin. Hepsi alkole dönüşür. Ondan sonra bu işe adet edenlere siroz bile bulaşır. İçki içmeden sirozdan ölenler var. Yemekten sonra değil. Meyve yenirse de yemekten evvel. Yemekten sonra da hemen efendim ne yapmayın? Su da bir zaman, bir yarım saat böyle su, soda gibi şeyler de ne yapmayın? Yemekten sonra içmeyin. Yemek arasında içersen o şişmanlarsın. Yemekten evvel içersen zayıflarsın. O su meselesi de öyle. Efendim, yemeğinizi ne yapın? Şimdi eriteceğiz ya. Nasıl eriteceğiz? Ay bana bir rehavet çöktü, biraz yatayım. Yatarak eririm mi? Yürüyeyim. Yürümek de hemen yemekten sonra iyi değildir. Yemekten sonra yürümek falan kalbi sıkıntıya sokar. Hareketler, ağır hareketler, sporlar, hareketler kesinlikle tok karnına iyi değildir. Bir saat sonra. Ya, anladın? Bu nasıl eritin? Allah'ın zikriyle eritin. Ve namazla eritin. Namaz hem harekettir mübarek, hem de ne yapmaz? Adamın kalbini sıkıştırmaz. Ama sizinkiler sıkıştırabilir. Çünkü pat küt kılıyorsunuz, feci sıkışabilirsiniz. Benimki sıkıştırmıyor yani, rahat kılıyorum. Sizin bir namazlarınız var, kriz geçirebilirsiniz. Öyle hızlı kılınmaz. Güzel, huzur üzere. Ve la tenamu aleyh. Sakın yiyip uyumayın. Yedikten sonra uyursanız فَتَقْسُ وَكُلُوبُكُمْ. Kalpleriniz kılıf bağlar, katılaşır. Nasıl katılaşır biliyor musun? Uyanırsın ki leş olmuşsun böyle. Hiç ibadet, zikir istemez gönlün. Kalp katılığı, Allah'tan en uzak kalp. اِنَّبْعَدَ الْكُلُوبُ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِ. Katı kalpler Allah'tan en uzak kalpler. Yemekten sonra uyumayın. Peki hocam ben tamam da ben Allah Allah yol yorgunuyum ya, uykusuzum, açım, geldim, yedim, şimdi yatacağım da. Sen de diyorsun şöyle yap, böyle yap. Kardeşim bak ben sana söyleyeyim. İki rekat namaz kıldıktan sonra, iki rekat bile kılsan, ibadet, yani nafile niyetle uyuyabilirsin. Veya diyor ki, 100 kere Sübhanallah de. Bak ne güzel bir şey. 100 kere Sübhanallah. Eritir ha. Eritmez oğlum, gökleri yerleri tartıyor Sübhanallah ya. Ama Allah'ı düşünerek ha, reklamlar seyrederek değil. Zikir huzur üzere otursun, Sübhanallah var ya, ne yapar biliyor musun ki? Eğer ki zaten zikri huzur üzere yapsa var ya, tamamen tahlil yapar yani. Eritir. Zikir ne demek ya? Hararet. Zikirde hararet var ya. Şiddet var, kuvvet var. Ama kimin zikrinde? Gafillerin zikrinde değil. Ya da Kur'an'dan bir cüz okur diyor. Ya hoca efendi o cüz biraz uzun sürer de ben yine 100 tesbih. İşte, namazda biraz rükû, secde falan hareket var. Bu Subhanallah yattığım yerden de okuyabilir miyim? Okuyabilirsin.
okuyabilirsin. Uyuma. Uyumadan oku ha. Ondan sonra kalp katılığından Allah'ımıza sığınalım. Yemekten sonra namaz ve zikirle meşgul olmak katılığın kalkmasını ve şükrün edasına ne olur? Vesile olur. Evet. Bu ayette bir tasavvufi mana daha var. O da nedir? Sefihlere mallarınızı vermeyin. Ne demek? Aklı kıt olanlara en değerli ilimleri öğretmeyin. Bazı ledün ilimleri var, gizli ilimler var, sırrı ilimleri var. Bunları ne yapmamak lazım? Ehli olmayanla konuşmamak lazım. Çünkü bir hadis-i şerifte ne diyor? La tukallidul kalait işte fi anakil hanazir öyle bir şey olabilir. En inci mercan en güzel gerdanlıkları takıları ne yapmayın? Domuzların boyunlarına takmayın. Yani ilmi ehli olmayana arz edersen sıkıntı olur. Bazı kere adam inkarcı. Buna şimdi ayet hadis okusan adam hakaret etse şey yapsan bu ne olur? Allah muhafaza etsin. Buna bunu anlatan da mesul olur yani. Biraz saygılı olacak, sevgili olacak, ilme meraklı olacak. Evliyaullah'tan biri başka bir velinin kerametlerini naklediyor bir mecliste. Orada bulunanlardan biri de o kerametleri başka bir mecliste anlatıyor. Adamın biri de kalkıp inkar ediyor. Sonra o kerametleri nakledilen zata bu durum haber veriliyor. Yani zannedersin ki vay anasını benim kerametim inkar mı etti falan. Hani ona beddua mı edecek o veli zat. Eder mi ya? Allah dostlar öyle. Zaten keramet iddia etmez ki yani. O inkar edeni de tasdik eder. Doğru demişler. Bizde bir şey yok. Estağfurullah. Evliyaullah böyle yapar. Ama tabii ki şu mesele var. Ben de yaptım o yanlışları. Yani bazı evvelce. Şimdi bazı yapıyorum. Yani şimdi burada biz konuşuyoruz. Ama şimdi canlı yayında konuşuyoruz. Efendim sonra internetlere atılıyor. Bunu da hesap edemiyoruz işte. Hesap edemeyince bazı sizin kabul edebileceğiniz, anlayacağınız şeyler efendim ne oluyor? Avam nasa, hatta kafirlere bile, ateistlere, dinsizlere, kitapsızlara bile bu ilimler ulaşıyor. İşte ona göre biraz dikkatli konuşmak lazım. Şimdi burada mesele şu. O zaman yok ya o zatın öyle kerameti. O zat Evliyaullah'tan zata ne yapmaya başlar? Hakaret ediyor işte. Ama biz de ne yapalım? Biz de doğruyu konuşuyoruz. Yani Abdülkadir Geylani'nin tasarrufudur, Muhyiddin bin Arabi bunlar büyük velilerin kerametlerini anlatıyoruz. Tabi bu adam da inkar ediyor. İnkar edince mahrum oluyor. Biz de ne yapalım? Ama işte ehli olmayana dememek lazım. O zaten bu haber gidince ne diyor? Evladım tavuk pazarında deve satılmaz diyor. Yani sen bu adamın aklı hafsalesi aldığı kadar konuşacaksın. Bu adam manevi halleri bilmez diyor. Buna gidip de Evliyaullah şöyle benim şeyhim böyle dersin. Adam inkar eder şeyhine hakaret ettirirsin. Bu da iyi bir şey değildir. Onun için sefihlere mallarınızı vermeyin. Kellimun nas ala kadar ukulihim. İnsanlara akıllarının alacağı ölçüde konuşun. Benim eski sohbetlerimde bazı sıkıntılar olur. Niye sıkıntılar olur? Çünkü kitabın ortasından derim. Anladın mı? Onu biraz izah gerekir. İzahı çok yapmamış olduğum eski sohbetlerim var. O konuyu hızlı geçsem izahsız olursa sıkıntı. Niye sıkıntı? İşte, ya geçen hafta kadınlarla ilgili bazı rivayetler okuduk. Geçen 15 yani geçen sohbette. Öyle mi? Ama sonra izah ettik mi onu? İzah edince düzgün oldu mu? Duman doğru çıktı mı? Çıktı. Onu öyle okuyup bıraksaydık ne olacak? Ben de eve giremezdim yani. İşte ona göre hareket edeceğiz. Anladın mı? Şimdi eski vaazlarımızda bazı konular detaysız geçti. Bu yüzden bazı sıkıntılar oluyor. Bunlarla onları işte izah yapmaya çalışıyoruz. Öbür türlü de insanlara akıllarının alacağı kadar konuşun. Yoksa ne olur? Milleti gavur edersiniz. Bu da bir mesele. Bu da bir ayrı bir mesele. Yani malımız, ilmimiz, değerlerimiz, neyimiz varsa Allah'ın muhafazasını nasip eylesin. Yerli yerince kullanmayı nasip eylesin. Gerektiği yerde sarf etmeyi nasip eylesin. Gerektiği yerde tutmayı nasip eylesin. Amin, amin, amin. Şimdi birkaç husus izah edeceğim. Oturalım. Efendim, evvela şunu belirteyim. Kapris Gold veyahut da işte Kapris şirketinden devre mülk alıp bu hususta fetva soranlar var. Ben pazarlamacı değilim. Bu işlerden de hiç anlamam. Ama fetva meselelerinden az çok anlarım. Anlamadığım noktalarda da kime soruyorum? Fıkıh heyetimiz var. İşte Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi, Fatih Kalender Hoca Efendi. İşte dört arkadaş. İnşallah önümüzdeki ay Lale Gül dergisinde
Hüsamettin Hoca başkanlığında fıkıh kurulu da yazılar başlatıyor. Lale Gül dergisinde önümüzdeki ay çıkacak, yazılarını hazırladılar. Şimdi bu fıkıh işinde de çok ihtisasım yok. Yani biraz araştırmak da icap edebilir. Ne soruluyor? Şimdi bunu söylüyorum. Ben şirket pazarlamacısı gibi bir mana vermiyorum. Adamın elinde parası var. Yatırım yapacak. Nereye yaparsa. Helal olan her yere yatırım yapabilir. Yatırım caiz olan her yere yatırım yapabilir. Karını güdecek. Güdebilir. Karı nereden fazla alıyorsa oraya verecek. Kar payına verebilir. Bunlar hiçbir zaman için İslamiyet kar payında bir tahdit olur koymamıştır. Efendim, isteyen istediği yerde helal olduktan sonra devre mülk de alır. Mülk de alır. Efendim, kiraya da verir. Beni alakadar eden şeyler burası değil. Ama tabii ben o müessesenin temel atma şeyinde duada bulundum. Sonra tabii tapu merasiminde hapisteydim, bulunamadım ama mektubum okundu. Birçok hususlarda efendim iyiliklerini gördüm. Kendilerine minnettarım, teşekkür ederim. Ama bu benim şahsi meselemdir. Bu fetva ile alakalı bir konu olamaz. Fetva neye göredir? Helal haram. Kur'an'a hadise göredir. Bu benim elimde bir şey yok. Şimdi buna neden temas ediyorum? Ben geçen hafta işte benim çocuğum da medresede, kız çocuğum, hoca hanımlardan, talebe arkadaşlarından birçokları soru soruyor. Ben adetim gereği kadınlarla telefonla konuşmuyorum yani fetva meselelerinde vesairede. Adetim öyledir, senelerdir. Dedim yavrum sen işte bana anlat. İşte çocuk da diyor ki işte oradan devremük almış. Ondan sonra şimdi kirasını alıyor. Fakat bazı hocalar caiz değil demiş. Bu sefer o nişanlanacak çeyiz yapıyor. O da o parayı da alacakken alamıyor caiz değil diye. Tabi takva sahibi bizim hoca hanımlarımız, talebelerimiz çok. Hele bizim cemaat öyle helal haram ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım demez yani. Muhtaç da olsa şüpheli şeye girmiyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah nazardan muhafaza etsin. Talebelerimiz, hocalarımız. Şimdi bunlar bu konuda benden bir açıklama beklemişler. Diyorlarmış ki şüpheli hocam şimdi flaşa falan da çıkılmadığı için televizyonlara da çıkılmayınca bu gibi konular bayağı uzun haftalar aylar oluyor. Mevzu ortada kalıyor. Buna bir fetva verilsin. Bu caiz midir değil midir? Şimdi şeye üzülüyorum yani tabii devre mülk almış kirasını kullanılmasını şüphelenince kirayı da kullanmıyor. Muhtaç. Bu gibi durumlar olunca bu iş fetvaya taalluk ediyor. Ben de bu işin fetvasını yani zaten ben evvelce de bunun caiz olduğunu demiştim. Amma velen zaten biz caiz olmayan bir işte orada olup da kalkıp dua edecek halimiz yok. Helal haramı bilen adamız yani. Ama şimdi dedim ki bunun fıkıh detayına girelim, tafsilatına girelim. Sözleşmeyle ilgili diğer maddeler tek tek burada size açıklamam gerekmiyor yani sözleşme maddeleri geneldir. Ama esas insanların kafasını karıştıran nedir? İnşaat halinde bir yer. İnşaatı bitmeden yani çalışmadan, kara geçmeden bize önceden ne veriyor? Kar yani kira gibi gelir veriyor yani. Bu gelir caiz midir, değil midir? Bundan şüpheleniliyor. Böyle bir şey siz de duydunuz mu? Yani bu gibi bir mesele var. Şimdi iki şık var burada. Bazıları diyorlarmış ki, yani müşterilerden, biz burayı alıyoruz, ne zaman çalışır, işler, kar eder, o zaman kar payımızı yani gelirimizi alacağız. Şimdi almıyoruz diyenler varmış. Bunda bir sorun var mı? Hiçbir sorun yok adam zaten diyor ki çalışınca çalışan yerin karını alacağım diyor o bir şık öyle. Fakat ekseri insanlar şimdiden de gelire muhtaç durumdadır. Bu gelire muhtaç olanlar da diyorlar ki biz bunu kullanabilir miyiz? Henüz burası başlamamış. Ben de bunu işte Hacı abiye de sordum inceledik. Diğer hoca efendilere de sözleşmeleri götürdük inceledik. Sonra hoca efendilerle bu konu için söylüyorum yani bu önceden bina daha çalışmıyor ya. Önceden kira gelir almanın fetvasını şu anda söylüyorum. Ben her konuyu birbirine karıştırmayalım. Ben bir konu hakkında duruyorum. Bu konuda almak helal mıdır? Caiz midir? Efendim helaldir, caizdir. Efendim afiyet olsun. Yiyin için. Bunda bir sorun yok. Neden? Çünkü bu müessesenin şu anda hala hazırda çalışan bir yeri var mı? Var. Nerede? Didim'de. 15 senedir çalışan yeri var. Şimdi buradaki muamele şöyle oluyor. Efendim, adam diyorsa ki ben önceden almıyorum, burası çalışınca alacağım. Tamam, onda bir sorun zaten yok. Ama adam derse ki ben önceden alacağım, ne kadar sonra da çalışırsa devam eder. Bu kişiden bir para alınıyor değil mi? O devre mülk
karşılığında. Ne alınıyor mesela? 100 bin lira diyelim. Bir para ödüyor oraya devremülk alırken. Zaten tapu da çıkmış bir yer. Devremülk alırken verdiği 100 bin liradan bir miktarını. Bir miktarı ne demek? İlla ki 50'si, 20'si, 30'u denmiyor. Artık o kendileri orada muhasebeyi bilir. Çünkü yazın tarife değişir, kışın tarife değişir. Bazı boş zamanda 20 günlük efendim fiyatla o otelde dolu zamanda, izdihamlı bir zamanda 3 gün kalabilirsin. Yani gününe, saatine göre de, yani mevsimine göre de değişir. Onun için burada şu güne mukabil deme şartı yok. Ne deniyor? Sen buradaki Bayrampaşa'daki yerden alınan, aldığın devremülk için verdiğin şu 100 liranın 10 lirası, 20 lirası neyse o onun dönemine göredir. Benim için o mühim değil. Fıkıh ona bakmıyor. 10 lirası, 20 lirası didimden yapacağın diyelim 10 gün, 15 gün. Onların da gününe takılmayalım. Tatil mukabilinde, tatil hakkı. Orada tatil hakkı veriliyor bu paranın bir kısmıyla. Bu tatil hakkına mukabil ne olmuştur? Bu 100 binin 10 bini veya şu meblağı, şu kadarı oradan alacağın 15 günlük tatil hakkına mukabil tahsil edilmiştir. Şimdi bu böyle olduğu zaman, anlatabildik mi? Hazırda çalışan bir yerde olduğu için, hazırda çalışan yerin tatil hakkı, oradan sana devremülk vermiyor ama oradan sana ne veriyor? Tatil hakkı veriyor. O da para mı? Para. O tatil hakkına mukabil de buradan ki aldığı 100 bin liradan bir miktarını karşı getiriyor mu? Getiriyor. Bu illa yazıda bu şekil olmakta lüzum yok. Akit, yani sözlü şekilde de İslam'da akitler söze bağlıdır. Aldım sattım sözle dedikten sonra kağıtta hala öbürünün gözükse bile mal öbürünündür. Yani söze bakar İslam. Akit ve lafız bu şekilde olmak suretiyle, işte bazı yetkili kardeşlerimiz de buradadır. Onlar da dinliyorlar. Bu suretle olduktan sonraki bu şekilde yapılacaktır, yapılmaktadır. Bu önceden alınan da ne olmuş oluyor? Çalışan yerdenki tatil hakkının mukabili oluyor. O paradan bir miktarı da ona karşı tutuluyor. Böyle olunca fıkhen caiz oluyor mu? Oluyor. Muamele bundan ibarettir. Benim üzüldüğüm, hem devremülk almışlar, hem de ihtiyaçlılar. Muhtaç oldukları halde oradan alınacak 1000 lira, 1500 lira gibi bir kar gelirini, kira gelirini de kullanamıyorlar şüphelenerek. Bu sefer muhtaç kalıyorlar. Böyle muhtaç durumlarda kalmasınlar. Bundan şüphelenmesinler. Ben size söylüyorum. Bu helaldir, temizdir. Kullanın kardeşim, alın. Başka bir şey yok. Böyle olduktan sonra siz zerre kadar şüphelenmeyin. Ama ben efendim istemiyorum. Orası çalışınca ben alacağım. Tamam. Öyle de yapabilirsin. Biz sana illa da al demiyoruz. Ama ihtiyacı olup da almayanlara duyuruyorum. Bunun fetvası böylecedir. Daha detaylı meselelerde 15 gün sonra da yine diğer konularda bazı şeyler, size bilgiler vereceğim inşallahurrahman. Allah Teala Müslümanlara hizmet için kurulan bütün müesseseleri muvaffak eylesin. Helal rızıktan bütün müminleri merzuk eylesin. Haramlardan, şüphelerden muhafaza eylesin. İslami kurumları, kuruluşları Allah'ım nazardan, kazadan, beladan muhafaza eylesin. Ben duacıyım. Şimdi Lale Gül dergisi çıktı, çıkalı da bayağı oldu. Ama bizim buraya anca geldi. Neden? Çünkü sohbet 15'te bir olduğundan. Efendi kardeşlerim, burada bayağı bir ilimler, şeyler var. Ama biz 54 farza başladık. İlki zikirdir. Zikirle ilgili öyle hadis-i şerifler yazdım ki daha okumamışsınız. Biz de sohbetlerde anlatamadığımız hadisler var. Zikrin önemi hakkında bu 54 farz dersinde olmayan, yani biz burada sohbette konuşmadığımız nice hadisleri oraya ilave ettim. Ben zaten bu dersi dinlemiştim. Neyi dinlemiştim? Mübarek adam. Zaten 2 sene, 3 sene olmuş birinci ders. Nerede? Aklında ne kalmış? Ama ilaveten çok ilim yazdım. İnşallah onlardan istifade edersiniz. Bir hoca efendi kardeşimiz ne yazmış? Türkiye'de çok meşhur bir insanın yanlışlarını yazmış. Sözlerindeki yanlışları yazmış, görüşlerindeki yanlışları yazmış. Çok da önemli bir isim. Vefat etmiş. Efendim ölülerinizi hayırla yad edin. Kardeşim ölülerimizi hayırla yad edelim. Ama o ölü bir kitap bırakırsa, o kitapta, o yazıda,
o sözde yanlış ilimler, yanlış beyanlar, Allah'a itirazlar açlarsa bunu izah etmemiz bizim boynumuzun borcudur. O Hoca Efendi'ye de bu yüzden teşekkür ediyorum. İnşallah o yazıdan da istifade edin. Ehl-i Sünnet itikadı hususunda şuurlanmanıza vesile olur. Şimdi dualar ve zikirler bölümünde ne yazdık? Sizin için en önemlisi, önümüzde ne geliyor? Biz bir daha sohbete buraya ne zaman geliyoruz, yapıyoruz? Ya kaç oluyor Mart'ın? 22'si yani geçecek. Şimdiden duyuruyorum. 19 Mart Salı'yı 20 Mart Çarşamba'ya bağlayan gece yine senelik afet ve belaların yağdığı gecedendir. Safer'in son çarşambası, öbür hesapla da Mart'ın ilk çarşambası. Fakat Mart'ın ilk çarşambası neye göre hesap edecek? Eski takvime göre. Çünkü bu şey yazıldığı zamanki takvim bu takvim değildi. Rumi takvim. Rumi takvime göre Mart'ın ilki nereye geliyor? 19 Mart'a geliyor. Bak dikkat edin. Bu ilmi kim yazmış? Mevlana-yn Şenkıtı Hazretleri, Evliyaullah'ın büyüklerinden, Fransızlarla cihat etmiş, mücadele etmiş, Moritanya'yı, oraları özgürlüğüne kavuşturmuş, büyük bir velidir. O zatın kitabında gördüm, hiçbir yerde de bu ilim yok. O da manevi sırlar sahibi bir velidir. Bütün alimler itibar eder. Hatta onun kitaplarından Seyyid İbrahim Ahsai Hazretleri icazet almış. Kimden? O zatın torunundan. O zatın torunundan ne? Amerika'da bulmuş. O zatın da Amerika'da torunu varmış. Oradan icazet almış. Bunlar icazetsiz olacak işler değil. Bana da hapishanede gönderdi icazetler. Orada yazıyor. Mevlana-yn Hazretleri'nin bütün kitaplarından aldığım icazetler sana da verdim diyor. Yani yazılı bende, belgesi de var. Ben de o kitaplardan istifade ederek, izinsiz de iş yapmayarak, ehlinden icazetli olarak bunu yazdım. Bilen bilsin, bilmeyen bilmesin. Benim size dediğim nedir? İşte yedi Fatiha okunacak, yedi enzelna okunacak, şu okunacak, bu okunacak. Bunlarla amel edin. Bir senelik afet ve belalar bu sene yine 19 Mart Salı'yı çarşambaya bağlayan gece nazil oluyor. Buna karşı 75. sayfa. Ya akşam namazını kılın, sünneti kılın, evvabin kılıyorsanız kılın. Dünya kelamı konuşmadan işte 7 Fatiha, 100 besmele, 100 kere Bismillahirrahmanirrahim, o çok biraz uzun. 100 kere la havle, 27 kere inna enzelna, sonra da bir salavat var. 77'de bitiyor. Ben bir daha geldiğimde bu iş geçiyor. Onun için şimdiden duyuruyorum. Unutmayalım inşallah. Dergi baskıya gidiyordu. Geçen sene de bunu yapamadık, hapisteydim diye. Yahu gecenin yarısında 3'te falan aklıma geldi. Yahu dedim Mart'ta bir bunu atlatırsak dergide baskıya gitse yazamayız. Yazamayınca siz bunu nasıl bir daha bulacaksınız? Yani son dakika gecenin 3'ünde hatırıma geldi. Açtım kitapları, takvimi, Rumi takvimi buldum falan. Telefon ettim sabah, dedim yetişir mi bu, dediler hadi yetiştirelim. Bunu da koyduk. Bununla amel edin inşallah. Ondan sonra imanı muhafaza etmek için okunması gerekenler. En büyük sermayemiz ne? İmanımız. Allah imanlı ölmeyi nasip eder. Bunu korumak için neler okunacak? Çok ayet-i kerimeler, güzel ilimler var. Bunlar yazılmış. Ondan sonra Yasin ne için okunursa o maksat hasıl olur. Yasin lima kuretli. Ne niyetle okunursa o niyet hasıl olur. Ahmet Deyrabi Hazretleri, Deyrabi diyen de var. Bu zat kimdir? Büyük bir şeyhtir. Mısır şeyhlerinden. Efendi babamız Hacı Alaeddin Efendi de bunun kitabından alıntılar yapmış Kur'an'ın kenarına. Bu büyük velinin de naklettiği üzere Evliyaullah Yasin ve Tebareke okunuşunda bir şey geliştirmişler. Yani Allah'ımızın ilhamı ile beraber. Bunu buraya yazdık. Yasin'in tamamı var, Tebareken tamamı var. Fakat nasıl oluyor? Mesela Yasin'in başında ve haşiyer rahmane dediği anda, arada konuşmayacak, durmayacak. Rahmane dediği anda sol elin serçe parmağını, hangisi? Şu. Şunu kapatıyor. Anladın? Ondan sonra geliyor Yasin devam. Ve ma enzeler rahmanu diyor. İkinci parmak, yüzük parmağı diyor. Bak yüzük. Yüzük parmağı bu. Kapatıyor. Geliyor in yuridnir rahmanu dediği zaman ne yapıyor? Sol elin orta parmağı. Bunu kapatıyor. Böylece kapanmalar var. Tamam mı? Sonra
Allah lafzı. Razakakumullah diyor. Sağ elin serçe parmağı. Bunu kapatıyor. Lev yeşâullâhu diyor. Bunu kapatıyor. Sağ elin yüzük parmağın. Böyle Hâzâ mâ vâder rahman diyor. Sol elin şehadet parmağı. Bu burada duruyor böyle bak. Bunu kapatıyor. İyi anlayın ha. Burada güzel hepsi yazılmış. Ama sakın oraya geldiğinizde Türkçesini okumayın ya. Siz ayeti okurken oradan işaret alıyorsunuz. Hangisi kapanacak? Onları güzel inceleyin. Ona göre hareketlerinizi ne yapacağınızı öğrenin. Yasin'e başlayın. Yasin bittiğinde ne oluyor? Sol elden 4, sağ elden 3 parmak kapanmış oluyor. Sol elden 4, sağ elden 3. Anladın? Yani demek Rahman 4, Lafz-ı Celal 3 oluyor yani. Rahman'da sağdan kapanıyor, soldan kapanıyor. Allah Lafz-ı Celal'lerinde sağdan. Öyle anlıyorum. Tebareke suresi okunurken de aynısı var. Aynı şeyler, isimler aynı, sayısı aynı Tebareke'de. O isimlerde geldiği zaman Tebareke'de de diyor ki bunda sol elin serçe parmağı. Ma nezzelallahu min şey. Ma nezzel diyor sol elin, sağ elin serçe parmağı açılıyor. Efendim ma yübsikune illa rahman diyor. Sol elin yüzük parmağı açılıyor diyelim. Böyle dört efendim bir elden, üç bir elden parmaklar kapatılıyor. Tebareke'de de bu parmakların hepsi açılıyor. E hoca efendi bize ne bundan ya? Bize ne bundan? Evliyaullah diyorlar ki bunu bu şekilde her kim yaparsa ondan sonra Allah rızası için iki rekat namaz, hacet namazı kılar. Sonra da 100 kere Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina kema salleyte ala İbrahim ve ala İbrahim neke hamidun mecid. Hani salavat okuyoruz ya tehiyyatta, onu okursa 100 kere ne olur? Allah-u Teala'nın izniyle ne muradı varsa mutlaka olur. E şimdi adam geliyor bana, bana dua et, şunu yap, bunu yap, işte hastam var, şuyum var, çocuğum ben dinlemiyor, oğlum kanser oldu. Yani üzücü şeyler. Hepsine de dua etmeye çalışıyoruz ama ben sana burada bak bir reçete veriyorum. Yasin ve Tebareke-i Şerif bu dediğimiz şekilde okunursa peşinden iki rekat hacet namazı, peşinden 100 salavat-ı şerife, o muradın olur diyor. Zaten Yasin ne niyetle okunursa olur. Peki, bu da bu bir terkiptir. Evliyaullah bunu ne yapmışlar? Denemişler. Ne demek denemişler? Acaba diye şüphelenmemişler. Yapmışlar, hak bulmuşlar. Bu zaten hangi kitapta geçiyor biliyor musun? Bu kitabın adı zaten Mücerrebat. Ne demek Mücerrebat? Zaten dergide var. Ahmet Diyarbi Hazretleri'nin diğer Evliyaullah'ın deneyip tatbik edip hak bulduğu zikirler ve dualarla ilgili kitap. Muazzam bir kitap. Yani Arapça eski bir eser. Biz de size bu Yasin ve Tebareke'nin bir sırrını yazmış olduk. Bir sırrını. Daha bunda yüzlerce binlerce sır var. Ama bununla amel edersiniz inşallah. Allah kanseri de geçirmeye kadirdir. Hastayı da iyi etmeye kadirdir. Fakiri de zengin etmeye kadirdir. Allah her şeye kadirdir. Celle Celaluhu, Yasin ve Tebareke anahtardır. Hele Yasin Kur'an'ın kalbidir. Yasin'le ne isterseniz. Ya demiyorum hadis-i şerifte, bekar okusa evlenmek nasip olur, çıplak okusa giyinmek nasip olur, hapiste okusa çıkması nasip olur, aç okusa doyması nasip olur, yani seferdeki okusa selametle dönmesi nasip olur, kaybı olan okusa bulması nasip olur. Yasin gibi bir şey var mı? Ama bir de böyle bir usulüyle de yaparsanız inşallah istifadeniz çok olur. Ondan sonra size ne söz verdim? Kalpleri cezbetme duası yazacağım size diye. Onu da yazdım bu Lale Gül'de inşallah. Bununla da amel edersiniz. Allah sizin sevginizi dostlarının kalbine yerleştirir. Muhyiddin İbni Arabi'nin bir terkibidir. İlk hapisten çıktığımda mı okudum bilmiyorum burada. Sonra yazacak mısın yazacak mısın dediler. Anca yazabildik. Bu dua 10 kere okunursa acayip bir muhabbet ve sevgi hasıl olur. Tanıyan tanımayan yoldan geçen sever. Sever ondan sonra da der ben bu adamı niye sevdiğimi de bilmiyorum der. 10 kere okursanız, bir kere de okursanız Allah sevginizi kalplere halk eder, yaratır. Besmele ile başlıyorsunuz. Allahümme sehhirli ve meyilli ve zibli ve leyilli diye devam ediyor. Bu sevilmeyi de niçin isteyelim? Allah için isteyelim. Şimdi benim sevilmem neye yarar? Yani İslam'ın sevilmesine yarar. Neden? İşte sarıktır, sakaldır, cübbedir, İslam nişanlarıdır.
O beni adam severse bu nişanlara da karşı ne olur? Kalbi sıcak olur, yumuşak olur. Beni adam severse ne olur? Sohbetlerimi dinler. Dinlerse ne olur? Amel etmek nasip olur. Dolayısıyla beni sevmesinden benim karım kesemi doldurmak olmaz. Ne olur? İslam'a adamı yaklaştırmak olur. Yine karı adama kalır. Onun için siz Müslüman insanlarsınız. Allah peygamber bilen, namaz kılan, sizin için öyle üstü zannediyorum. Onun için bu duayla amel ederseniz sevilmeniz İslam'ın sevilmesine vesile olsun inşallah. Bu güzel bir duadır. Bir de ayetler var. Bir de Mücerrebat Senusiye var. İmam-ı Senusi'nin. Aman ya Rabbi. Onda bir dua var. Onu daha size yazmadım. Onu yazsan, onu okusan ölmüyorsun. Ölemiyorsun ki. İşte adam 130 sene mübarek zat her günde devam etmiş atlatmadan. Ölmüyor ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gördü. Efendimiz buyurdu ki, yav daha ne kadar ayak sürteceksin? Bir de gelmek istemiyor musun? O gün bıraktı, vefat etti. İmam Senusi'nin Mücerrebatında yazar o. Lekad câküm ayetiyle beraber. Lekad câküm'ü okuyan, lekad câküm'e devam eden göçük altında ölmez, yanarak ölmez, demir darbesiyle ölmez. Yani kurşun murşun pek sökmez. Lekad câküm'e devam eden. Ama onun bir de duası var. Canını, malını, bir de aileni, bir de yakın ve uzakta kimler varsa sevdiklerin hepsini sigortalıyor. O da olursa, onu da bakalım ne zaman yazarım şimdi. Beni bayağı bir okkalamanız lazım. Öyle kolay kolay. He. Bu Lale Gül dergisine inşallah bu çıkmaya devam etsin. Bak mübarek adamlar. Diyorlar bize telefon ettiler. İşte ihtiyaç var. İkinci senenin, bu senenin de abonesi olduk falan. Ben ne yapayım? Benim haberim yok. Ben hapisteydim. Amma ve lakin. Şimdi 7500, 10.000 abone biz ne yapıyoruz? Bundan da gönderelim dedik. Böyle dedik ama Allah rızası için ben size yine sesleniyorum. Diyorum ki eğer ki efendim kardeşlerim hali vaktiniz müsaitse Lale Gül'e bir abonelik tazelerseniz bu da ne olur? Diğer giden abonelerin şeyine bir destek olur. Herkes abone tazeleyemez. Hadi ben tazelemiştim öbürünü. Ya tamam durumun müsaitse diyorsun hizmet edeyim. Sana nasıl hizmet edeyim? Ya bana ne hizmet edeceksin? Müesseseye hizmet et. Bu dergi çıksın da herkese ulaşsın yani. Mümkünse abone olursanız müsait olanlar yeniden abonelik yapın. Hayrınıza inşallah. Diğer gidenlere hayra niyet edin. Muhtaçlar var, adam bir daha abone olamıyor. Onlara da gönderilecek inşallah. Ve bu dergi devam ederse de ben size daha neler yazacağım, neler yazacağım, neler yazacağım inşallah. Efendim, Senusiye, İmam Senusi'nin Mücerrebatında da ayetler var. Bu ayetler de acayip. Ben bunları çok okudum. Hapiste devamlı okudum. Ya lüznam la tekunu kellezine adem Musa feberrahullah ma kalu mesela. Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Allah onu iftiralardan temize çıkardı. Ve kâne indellâhi vecîhâ. Allah indinde Musa çok itibarlıydı. Mesela bu ayetleri de okursan bu duanın peşine sana da itibar geliyor. Velkâcu aleyk muhabbeten minni. Musa aleyhisselama ne diyor? Ben sana sevgi koydum. Niye? Firavun bile gördü, sevdi seni diyor. Kucağında büyüttü diyor. Bak Firavun'a kucağında büyüttü. Neden? Sevgi yarattım. Bu ayeti okursan ne oluyor? Düşmanın bile seni seviyor. Bunların ince manaları. Bunları da yazdım. 86. sayfede. Bunları da okursanız peşine. Bu duanın şartı değil. Dua tektir. Bu ayetler ayrı bir terkiptir. İkisini bir arada okursanız çift dikiş olur. Ben bunları ne yapıyordum? 5 vakit namazdan sonra okuyordum. Şimdi yapamıyorum. Bir sabah zor okuyorum ya. Dolu okuyacağım var. Hapiste tabii telefon yok, melefon yok. Şu telefon yok. Hayatı 2 kat fazla yaşarsın. Cep telefonu olmayanlar 2 kat fazla yaşarlar. Yani bereket bakımından. Telefonsuz da olmuyor. Şimdi çıktık ne yapacağız? İşler var. Ondan sonra her namazdan sonra okuyordum. Bu duayı 2 kere okuyordum. 5 vakitten sonra 2 kereden ne eder? O ne eder? Ayetleri de okuyordum. Ondan sonra birkaç ay bunları da şey yapmadım. Birkaç ay sonra bunlara başladım. Bir de baktım ziyaretçiler artmaya başladı. Gelen giden artmaya başladı. Bir de baştan böyle bir kenarda durup bakalım hocaya. Bir tokat indirdiler şimdi bu... Tam yıkıldı mı, kalkacak mı diye bir bekleyenler vardı bayağı. Onlar da baktılar herhalde bu yıkılmayacak herhalde. Bu sefer yine kurtaracak, yırtacak herhalde falan. Onu anlayanlar da gelmeye başladı. Bu sefer ziyaretçiler biraz kalabalıklaştı. Çıktık şimdi de cemaatler kalabalıklaştı. Artıyor. Allah bereketini artırsın. Amin. Amin. Bir daha bir darbeden bizi muhafaza eylesin. Amin. Ama bunlara başladıktan sonra mektuplar bir arttı. O mektuplarda şöyle seviyoruz, böyle seviyoruz, öleceğiz, şey edeceğiz.
Allah Allah diyorum, bunlar ne olmuş ya? Fanatik olmuş bunlara. Ne lüzum var beni bu kadar sevmeye falan? Ben de şaşırdım. Ama ben bunlarla amel ettim. Tecrübeyle sabit olduğunu gördüm. Bir de hikaye anlatayım size. Mehmet Ali Hoca'dan da duymuştum. Sonra da başka yerlerden durmuştum. Tecrübeyle sabittir yani. Bu konu tecrübeyle sabittir. Alimin birinin çok sakalı uzunmuş. Ben de bugün biraz bir tutam işi ettim. Efendi Hazretleri bir tutamdan da çok fazla olursa kızardı. Hazreti Ömer gelirdi derdi, kılıcıyla şeye bastonla vurup keserdi derdi. Kendisi kurtlara benzetmeyin derdi de. Onun için bazı mübarek gözü öyle seçmez dersin, azıcık bir santim uzasa hemen sakalın uzamış derdi. O sünnete çok, bazı vakit bulamıyoruz, bazı uzanıyor. Efendim, bir alim zat sakalı da çok uzunmuş böyle. Tabii bir tutamdan fazla olunca da sünnete uygun olmaz. Orada bir kitapta da okuyormuş o zaman tabii, yazma kitaplar, mumla falan okuyorlar. Kitapta da yazıyormuş ki, zaten hadiste de var, misaadetil meri hiffetül hiyeti, sakalının hafif olması, yani bir tutam olması kişinin saadetindendir. Bu sefer orada da bir alimin, bir zatın sözünü görmüş ki, sakalın bir tutamdan fazla olması da kişinin ahmaklığındandır, yani aklının kıtlığına delalet eder diye bir not görmüş. Bu sefer Allah Allah demiş, ya ben demiş bu rivayeti görmemiştim demiş. Almış biraz şeyle, mumla şu uçlarından alayım demiş, biliyor musun? Bir tutturmuş sakalı yaktırmış. Çünkü o mumu nerede söndürene kadar bayağı bir yanmış yani sakal. Hemen kitabın kenarına o zat da bir not düşmüş. Bir tecrübe sabittir demiş. Yani bir tutamdan sakalı uzun olanlar ahmaklığına, bunu mumla mı yapılır bu iş diyor. Hakikaten ahmaklık bende varmış ki diyor. Bir tecrübe sabittir demiş yani. Benim başıma geldi, benim kafa çalışmıyor işte. Bir tutamdan geçince kafa çalışmaz demeye geliyor. Şimdi ben de size diyorum, beni Allah için sevenler varsa, seviliyorsam, niye bu kadar seviliyorsam, bunu da bilmiyorsam, ben bu dualarla amel ettiğimdendir. Tabii ki Efendi Hazretlerimin başta himmetidir, sevgisidir. Allah'ım sizin de çevrenizde Allah için sevilmenizi nasip eylesin. Bak kayıt koydum. Allah için sevilmenizi nasip et. Yoksa yakışıklı, zengin, şu bu için değil. Beni niye seviyorlar? Ya şimdi beni sevenleri de akılsız adamlar değil. Allah için seviyorlar ve benden ne fayda gelir ya? Ama Allah için işte ilim aldıklarından. Sizin de Allah için çok sevilmenizi, itibarlı olmanızı, mutimer kişi olmanızı, çevrenizde etkili olmanızı nasip eylesin. Onun için hele ki talebeler, hele ki hocalar, bununla amel etseler var ya, vilayetler peşlerine dökülür ya. Vilayetler. Mühim olan ihlas. Ama niyet niçin? Allah için sevileyim. Yoksa fazla seven olursa o fazla bana iyi araba alırlar, bana şöyle, ama o Allah için olmaz. O helak olur. Allah muhafaza etsin. Evet. Bununla da amel edin. Esma-i Hüsna'dan El Celil ismi şerifi. Bunları diyemedik. İnşallah bir dahaki derse de o Esma-i Hüsna ile Erbain-i İdrisiye'den de söyleriz. Birçok hoca efendiler yazdılar. Allah hepsinden razı olsun. Resul hocamın yazısı yazı olarak değil de size burada sohbet etti. O sohbeti çevirmişler. Ondan bölüm bölüm yayınlanacak inşallah. Zavendikli Mustafa Efendi hocamın el yazma notları geldi. Dolu. Bu kadar kitap. Bütün tefsir, hadis neler yazmış. Rahmetli. İşte ondan da biraz vaktimiz olsa da şey yaparsak onun notlarını da koyacağım her ay inşallah. Çok güzel ilimler yazmış. Hep el yazısıyla mübarek. Sesi de geldi. Rize Orta Camii'nde sohbet yaptığı. Çok güzel de vaaz ederdi. Zaten vaizdi resmi vazifesi. Fakat kayıt biraz ses şey, şimdi radyodan arkadaşlara teslim edeceğim. Allah nasip ederse, eğer iyi bir ses radyodan verilebilirse, Hoca Efendi'nin bir sene yetecek kadar her haftalık vaazı geldi. Oğlu çekmiş daha seneler evvel. Çok kıymetli ilimler, vaazlar. İnşallah duanda ben bir tanesini koyduk da biraz ses zayıf geldi. Belki onlar bir teknik geliştirip o sesler Lale Gül FM'den sohbetler başlayacak inşallah. Hocamızın sohbetine vereceğiz. Kabri nur olsun, derecesi hali olsun. Evet. Okuyacağız inşallah. Efendim inşallah çıkacak. Benim kitaplarımı soranlar vardır. Cübbeli Ahmet Hoca yayıncılığı kurdum. Cübbeli Ahmet Hoca yayıncılık olarak şirketi kurdum. İnşallah benim adım olacak, Turam olacak, yani şeyim var. Evvelce yazılmış bir hat var, Allah muhafaza etsin, korusun diye. Cübbe amblemli. O da konacak. Ondan sonra taklidi müsait olmayacak şekilde. Bunlar hepsi yapılıyor. Bakın Facebook, Twitter müracaatları yapıldı. Resmi tescilin biri yapıldı. Twitter'ın resmi tescili bekleniyor. O biraz vakit alıyor.
Bundan sonra sohbetler, çok üzülüyorum. 7 Şubat'taki sohbetten sonra Cübbeli Ahmet Hoca'ya bir şey atılmamış. Yani 20 gündür profesörler, doktorlar, hocalar dünyanın her yerinde arıyor. Ya diyor, başka siteden buluyor, sen siteden bulamıyoruz. Ya Rabbi, ben ne yapacağız? Şimdi ilgileniyoruz. Yalnız işte şifreleri, şunların bunların aktarımı yeni oldu. Önemli bir şirkete de verdik. O taraflar resmi olarak halledilecek. 3 sohbet olmuştu, bu 4.'südür. 7 Şubat'tan sonra 3 sohbet oldu yani. Burada, Sultan Çiftliği'nde, Bursa'da. Muhteşem sohbetler oldu yani. Acayip sohbetler oldu. Bunların hepsi cübbeliahmetoca.tv'ye atılıyor yani. Bugün, yarın atılacak. Bundan sonra da buradaki arkadaşlarla da şimdi konuşacağım. Bundan sonra hesap sormak var. Öyle yok. Efendim, sohbet atılmamış. Adam Amerika'dan, Rusya'dan arıyor. O sohbeti dinlemek için yani. Sen şimdi bunu geciktirmek zulümdür. Bunu kim geciktirmeye sebebiyet veriyorsa zalimdir yani. Çünkü adam sohbet dinleyecek. Belki 10 gün, 20 gün içinde ölecek adam. Belki oradan bir dinlediğiyle imanı kurtaracak, bir mesele duyacak. Sen bu sohbeti geciktirme hakkın yok. Ona uğraşıyorum. Onda maaşlı bir şekilde anlaşmalarımızı yaptık. Kaliteli bir yer, resmi, bütün her şey resmi. Uluslararası resmi bir şirket. Onlar da söz verdiler. Buradan bu sohbet biter bitmez işte yarım saat, bir saat içinde artık onlara ulaştırılacak. Bundan sonrasını söylüyorum. Ve bu gece olamadın, bilemedin, ertesi sabah sohbette konulacak şekilde bunlarla da uğraşıyoruz yani. Çok şeyle birden uğraşıyoruz. Sistem enkaz olduğu için, kusura bakmayın, kitaplarım da çıkacak inşallah. Efendim, Allah Teala amele muvaffak eylesin. Şimdi lazım olanlar zaten dergide de aylık şeyleri günü geçmeden size bildiriyoruz. Lale Gül'ü öyle bir kıymetini bilin, öyle bir efendim tanıtın, alın, dağıtın, okuyun. Öyle bir destek verin ki ayağımızın üstüne bir durabilelim. Ayağımızın üstüne durursak nice kitaplar bir an evvel çıkacak. Ama şu anda enkaz olduğu için biraz gecikme oluyor. Bu gecikmenin bitmesi size bağlıdır. Bu dergiye verdiğiniz kuvvet kadar diğer kitaplar ve hizmetler daha hızlı yürüyecek. Çünkü bir artık tek çatı altında toplanmıştır. Bu dağınıklığa son vereceğiz. Sizlerin gayretiyle bu hizmetleri yürüteceğiz. Allah'ım nazardan muhafaza eylesin. Hepinizi de bizi de, amin. Sübhane rabbil alil alil ve elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin. Amin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselüke el cenne. Ne'udü bike minen nar. Allahümme inna neselüke rıdâke vel cenne. Ne'udü bike min sekatike ven nar. Allahümme inna neselüke el cenne. Ve mâ karrabe ileyâ min kavli ma'amel. Ne'udü bike minen nar. وما قرب إليها من قبل معمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi, bu cemaat buradan dağılmadan affeyle, mağfiret, lütfuna keremine mazhar eyle. Şu saatte okunan, dinlenen ayet ve hadis-i şeriflerin hürmetine cuma gecesi bereketiyle hepimizi hayırlı muratlarımıza nail eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin ve Ya Hayral Fatihin. Ölünceye kadar rızana muvafık amellere muvaffak eyle. Seni kızdıracak işlerden, sözlerden, inançlardan muhafaza eyle. Çocuklarımızı salihin salihata ilhak eyle, hayırlı eyle. Eşlerimizi yar eyle, itaatkar eyle. Hayırlarını göster, şerlerini def eyle. Bizi birbirine bela yapma Ya Rabbi. Bizi birbirimize mağfiret vesilesi eyle. Ya Rabbi, sen fazl-ı kereminle ya Rabbi, hastalarımıza acil şifa. Ne dua isteyenler, ne sıkıntıları olanlar, ne arzuhal gönderenler, ne kağıt yazanlar, kalplerinde dinlerken sohbette niyet tutanlar, dilek tutanlar, hepsini, hepimizi ya Rabbi, ne hayırlı muradımız varsa mübarek gece hürmetine o muradımıza nail ve mazhar eyle. Amin. Ya Rabbi, hastalıklarımıza acil şifa. Hastalarımıza deva, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Mallarımızı muhafaza eyle, canlarımızı muhafaza eyle. En büyük sermayemiz, dinimiz, imanımız sana emanet. Sen muhafaza eyle ya Rabbi. Suriye'ye yardım eyle ya Rabbi, Suriye. Yanıyor ateş çemberinde ya Rabbi, Şia'yı kahreyle ya Rabbi.
Şia-i Şenia'yı mahveyle ya Rabbi. Bu Şia'nın ya Rabbi bu Nusayri rejimine destek olan bütün Şia'yı, bütün küffarı kahreyle ya Rabbi. Mahveyle ya Rabbi. Ya Rabbi Müslümanız dediler. Göya kafalarında sarık var. Göya mollayız dediler. Ya Rabbi Hizbullah, biz Allah'ın cemaatiyiz dediler. Şimdi girdiler ehli sünneti kesiyorlar, doğruyorlar. Çoluk çocuğunu kesiyorlar. Gözleri önünde çoluk çocuğuna tecavüz ediyorlar. Ettiriyorlar ya Rabbi. Sen bu Suriye'deki ehli sünnete yardım eyle ya Rabbi. Sen ya Rabbi bu Şia'yı ya Rabbi haritadan sil ya Rabbi. Belalarını acil takdir eyle ya Rabbi. Ehli sünnete kuvvet devlet ihsan eyle. Ehli sünnete dünya birliği ihsan eyle. Ehli sünneti aziz eyle ya Rabbi. Ehli bidat-ı zelil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Afganistan, Çeçenistan, Filistin, Gazze ya Rabbi. Aktar-ı arzın her neresinde zulmen hapsedilmiş Müslümanlar varsa halas eyle ya Rabbi. Esirleri halas eyle ya Rabbi. Zorda darda kalanlara yardım eyle ya Rabbi. Ehli sünneti her yerde galip eyle ya Rabbi. Ehli şirki, ehli bid'ati her yerde zelil eyle, hakir eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Bize de verdiğin bunca nimetlerin şükrünü ilham eyle. Nimetlerde boğuluyoruz, şükretmekten aciz kalıyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ya Rabbi şu İslam hürriyeti, şu emniyeti, şu güvencemizi, şu sohbetlere gelişimiz, namazlara, cemaatlere çıkışımız, birçok İslam aleminde bugün bu fırsat kaybolmuş durumdadır. Ya Rabbi bu nimetin kıymetini bilerek şu vatanımızda ve İslam vatanlarında daha ziyade İslam hürriyetine malik eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an izzeti nasip eyle ya Rabbi. Kur'an'a uygun bir nizam nasip eyle ya Rabbi. Kur'an'dan uzak olmaktan muhafaza eyle. Kur'an'dan uzak olanlardan ırak eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. İmanla yaşayıp imanla ölmek nasip eyle. Bizden evvel ölenlere gayrı rahmet eyle, kabulle. Nur eyle. Hamdi Sarac vefat etmiş ruhu için. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. İbrahim Çelik, Hatice Yollu Hüseyin, Hacı Osmanoğlu ve Vehbi Açık, Şevki Yanar, Köksal Çorulu, Emriye Horoz diye yazmışlar. Ne haldeler? Hangi kabirdeler? Mezardalar? Ne haldeler? Bilmiyoruz. Ya Rabbel Alemin hepsinin ruhlerine buyurun eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Şehadetimizi kabul eyleyip hasıl olan dağlar emsali rahmat-ı ilahiyeni şu saatte vasıl ve dahil eyle ya Rabbi. Kabirlerini nur eyle ya Rabbi. Bizden de hediye bekleyenler kıymetli annem, dedem, anneannem, bütün ecdadımız, ceddatımız, bu cemaat, toplanan müminin-i müminatın, Adem babamıza kadar bizi doğuran atalarımızdan, müminin-i müminatın ervahine, şu mübarek gecede hediye olmak üzere buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed, abdu ve resulü, kabirlerini nura gark eyle ya Rabbi. Yiyip bitiremeyecekleri sevaplara mazhar eyle ya Rabbi. Komşularına da dağıtmalarını nasip eyle ya Rabbi. Amin. İstirahatlerini yevmen fe yevma müzdade eyle. Ya Rabbi amin. O sallallahu teala ala seyyidine. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratların husulü niyetiyle buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi meşâihina kâfe ve lâ ruhim. İmam tarikatına efendi babamız hâsı öyle arvah cemî meşâikhine ve sâhidine emvâdine emvâdine müslümin Şeyhülislam İsmail efendi ve sâhid Şeyhülislamların İsmet Garibullah Büyükşehir efendi ve silsilemizin diğer meşâikhımızın ve bu cemaatin geçmişlerinden müminin müminatın ve bu celsede isimleri okunan müteveffaların ervâhi için el-Fâtiha. Gerekli demedim. Farz vacip demedik. Bak sünnet müstahap. Sünnet müstahap. Gerekli başka, sünnet başka. Şu sohbet hangi sohbet? Bu sohbet. Bu sohbet mühim değil. Bu bir boş bir dolu. Haftaya yok, öbür hafta var inşallah. Yani bu haftaya perşembe değil, bir daha